Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Kalmasın yıkanmadık perdeniz tülünüz, her şeye rağmen hep gülsün yüzünüz. Yerleri silerek aşınsa da diziniz, hep ne diyoruz, temizlik bizim işimiz. Temizlik benim işimde haftanın 3. gününde Esenyurt'tayız ve yarışmacımız Ahsen. Bildiğiniz gibi Ahsen haftanın başından beri çok iddialı yorumlar yaptı. Çoğunlukla yapılan yerlerde hep bir kulp buldu. Bakalım Ahsen bugün nasıl bir temizlik yapacak? Sizinle birlikte ben de merak ediyorum. Ahsen ne diyorsun? Hazır mısın? Hazırım. Dün ne dedik? Bomba gibi bir program bizi bekliyor dedik. Yapacağız. Dişimizi tırnağımıza takacağız. Kanımızın son damlasına kadar temizlik yapacağız. Peki bugünün bombası Ahsen. O zaman Ahsen'i alıyorum. Tulumlarımızı giyiyoruz ve haftanın 3. gün kirli evine gidiyoruz. Hadi. Hadi bakalım. Bir efsaneydi, bir efsaneydi seninle beraber olmak. Bence burası. Oy halıya bak. Bu halıyı var ya kızılırmağa soksan gene arınmaz. Buzdolabı da burada. Dünkü bisiklet gibi işte Ahsen'cim. Özellikle mi getirdin bunu buraya? Anam bugün ışıklardan hala var mı kız? Hakikaten ta anneannemin evinde vardı. Mutfağa gidelim. Da. Kız neyi iyi? Baksana kapılara. Engin içinden beter. Dur dur daha bir de sen de parmaklama. Sen burada nasıl çamaşır yıkıyorsun be ablam? Bence burası tam dün sultan istediği gibi bir. Sultan burada. Oturur ağlar da Allah'ım ya. Ana orman acayip bir pisliği yok ama. Ah ah sen mi bilirsen. Evet, herkese tekrardan merhabalar. Günaydın, hoş geldiniz. Ne bakıyorsun? Hani normalde girişlerde biz eşyalarımızı dışarıda bırakmıyor muyuz? Evet. Çalınıyor çünkü, bırakamıyorum bunu. Kız kim çalacak senin çantanı burada? Daha önce çalındı. Kol çantan. Tabii ise. Kapkaça mı uğradı? Kapkaç, ben anlamadım. Çok hızlı kaçırdılar. Ne olmuş çantasını anlamadım ki. Bana niye soruyorsun Kadir? Çantasını çaldıran yanında duruyor. Siz de anlatsanıza nasıl oldu bu iş? Ya şimdi şöyle, daha önce bir gün Beşiktaş'ta oturuyorum arkadaşla. Kaptan uzun yoldan geldi, görmeye gittik. Oturuyoruz böyle karşılıklı. Bunu da yere koydum. Hi bilmem ne. Çantayı yere koydun hi. Ama Beşiktaş'ta o caddedeki kafelerdeyim. Ondan sonracığıma biz böyle oturup sohbet muhabbet tam hesap vakti. Ben tabii salaktayım. Tam salak oldum ama yani çanta yok. Ondan sonra sağa bakın sola bakın yok. Yani şimdi ben bu çantayı arkadaşımla konuşurken niye yere bırakayım ki? O çantayı yere, o çanta oradan hadi, gider. Allah'ın adını verdim. Resmen orada. Halka şey armağan etmiş çantayı. Otur hele be. Şöyle oturuyoruz karşılıklı. Tamam. Arada masa. Masanın altına koydum. Yer yok, takamıyorum. Yuvarlak şuna geliyor sandalye. Ha. Böyleyiz. Buradan bunu böyle. İnsan şöyle alır da oturur. Koca gün öyle çanta kucağımda oturacağım. Milyarlar yok içinde. Para bile yoktu. Kim geri getirdi? Çok uzun hikaye. Bunu gün içerisinde dinleyelim. Bugün içerisinde. Tamam Kadir, hikayenin o kısmını temizlik yaparken dinleriz. Madem boş çantayı dinliyor, o da derdine düştüm. Neden malım ya? Malcanın yongasıdır. Allah seni kahretsin. Allah Allah. Birinci öyle çalındı ya, ikinci? İkinciyi ben... Ha, iki kere gitti, bir kere ama daha. Ama bunun geri dönüş hikayesi çok başka. Onu sonra dinleyeceğiz. İkincide yoldan geldim Gönen'den. Anahtarı aldım çantanın içinde. Gene kapının önüne bıraktım.
Bu kadında çantayı yere koyma hastalığı var. Gene kapının önüne bıraktım. Ondan sonra çıkmışım eve. Ertesi gün olmuş süslen püslen gene gezmeklere Beşiktaş'a ineceğim. Çanta yok. O kapının önünden almadın sonra mı daha sen çantayı? Almamışım gece 12'de. Ondan sonra ertesi gün koştur koştur senin Ali Bey'e. Çantasında kimin çantası çalınsın? Bakın Kadir'in çantasına. 153 bölümdür yanından ayırmıyor, çaldırmıyor. Bir Müslüman damadı, içi de deterjan dolu onun. Kimse elini sürmüyor. Bir Kadir ezildi, sıkılığı yok bende. Evet, ne yapıyoruz? Peki nasıl bir ev acaba? Gezelim mi artık? Gezelim. Şey, salon nerede? Sence hangi kapı salona açılıyordur? Çok nasıl kapı var hakikat ya. Bir efsaneydi, bir efsaneydi. Seninle beraber olmak. Bence burası. Aç bakalım, doğru muymuş? Kadir kapıyı doğru bildi. İşte Ahsen Hanım'ın temizleyeceği salon karşımızda. Evimizin salonunda tam bir karmaşa hakim. Buzdolabından kahve makinesine kadar türlü alet edevatın yanı sıra birkaç parça bardak ve kap kacak da salonda yer almakta. Leş gibi bir halı, lekeli duvarlar, toz ve pislik içindeki eşyalar salonun diğer ayrıntıları. Bakalım Kadir nasıl yorumlayacak bu karmaşayı? Aa, esnaf da doğru bilmişim. Bismillahirrahmanirrahim. Oy halıya bak. Buna bir şey... Bu halıyı var ya kızıl ırmağa soksan gene arınmaz. Kadir şimdi bir dakika, buzdolabı da burada. Ne saçma iş. Dünkü bisiklet gibi işte Ahsen'cim. Özellikle mi getirdin bunu buraya? Dur ben ne var ne yok atılacak onlara bakıyorum. Bir de Kadir'cim. Çıkartıyorum. Allah yanlış hesap yaptım, kağıdı almışım. Tabii geçim derdi. Hesap kitap kafalar dolu. Şimdi tik atacağız yaptıklarımıza. O yüzden neyi, nerede, ne zaman yapacağımı not alacağım. He, camı sildim tik. Camı sildik tik, halıyı attık tik. He, not alarak gideceksin. Not alarak. Kadir şimdi not almaya falan takılmayın. Daha işe girişmeden bu kadar teferruata ne gerek var? Biz önce bir evimizi gezelim. Salonda buzdolabı ne alaka, demek ki yeri yok ama orayı kesin temizlemesini bekliyorum. Ben dün buzdolabını temizledim içini, dışını. Boş bereket. Ev hep is. Duvarlar berbat. Evet. Cam desen Ahsen bu camı nasıl silecek çok merak ediyorum. Bu yolunuyor mu? Bırak dursun. Bence yolma. Bilerek kapatmışlar onu. Yol görünmesin diye kapatmışlar galiba. Berbat. Şeyi güneşliği yetmiyor Zahar o tarafa. Anam bu güneşliklerden hala var mı kız? Hakikaten ta anneannemin evinde vardı. Odası. Anneannemin baba evinde vardı bundan. Salonda bence fazla temizleyecek bir yer yok. Çünkü koltuk bir tane var, iki tane var. Fazla bir eşya yok. Rahatsız edebileceği şekilde. Artı camı silmesini bekliyorum. Kapının özellikle. İnce detaylara gireceğim çünkü fazla bir işçiliği yok. Salonun önce bir toparlanması gerekiyor. Kadir bak iki baca deliği var, gördün mü? Dün baca deliği dedim diye mi? Bana çıktı. Aa, evet, biz deşme. Dün şey yaptık. Senin dediklerini tek tek tikledin. Özellikle gece gezdik, burayı bulabildik. Bu temizleme yeri oluyor değil mi bacanın? Nasıl temizleme yeri? Baca temizleme İki boru. Yeri. İki boru değil, bu bacayı temizleme yeri. Bilmiyorum ki. Bacanın yani kurumu buradan temizliyorsun. Ya bu taraftaki? O şey, koridora soba kurmuşlar, araya oradan buraya verip burada artık... Anlaşıldı, işte salon bu. Hadi not falan alacaksanız bir an önce alın. Üç tane baca vardı. Kesinlikle onları temizlemesini bekliyorum. Dün çünkü bana laf soktu kendisi. Burayı hem mutfak olarak... Ay Kadir, salon. Tırnak makası. Anam. Ne oldu ki? Tırnak makası. Ama nasıldı? Koy geri, koy geri. Bunlarla böyle bu pisliğini burada kamufle etmiş. Ha, kumandayla kapattığı için. Evet, bunları böyle alarken... İyi ama o kumandalı tırnak makası. Kumandalı tırnak makası mı? Kumandanın tırnakları uzuyor zannediyorum. Salonda Ahsen'i zorlayacak duvarları yaparsa duvarlar var. Koltuklar var, buzdolabı, örümcek ağları. Kolay bir ev değil. Mutfak? Mutfağa gidelim. Da? Kapının kulbu yok. Abo! Kapıyı dışarıdan çektik. Kadir şurada bir yerde kapı kolu görmüştük az önce. Onu bulsana. Kadir bak televizyonun altında. Heh. Allah kalem kırıldı. Portatif bunu yanımıza alalım. Bu gidişle burada kalacağız. Gel.
Mahsen Hanım'ın mutfağı oldukça derli toplu görünüyor. Ancak yağlı mutfak eşyaları, yıpranmış fırın, toz ve pislik içindeki mutfak dolapları ve lekelerle kaplanmış pencere çerçevesi yarışmacımızın ilgisini bekliyor. Bakalım Mahsen Hanım bu mutfak hakkında neler söylüyor? Aman yarabbi. Oh iyi iyi hadi. Kız neyi iyi? Baksana kapılara. Engin içinden beter. Anam dur aklıma geldi su, sıcak su. Yok galiba. Mutfak çok yağlı. Neyse, belki kalabalığı yok. Fırın. Kadir bak, bir fırın da burada var. Ayrıca bir tane daha var. Üç tane. Bence şu güzel. O yeni gelmiş eve bence. Yeni. Üç arkadaşınız üç fırının da temizlenmesini istedi. Mutfak çok kirli. Üç tane fırın var. Kesinlikle üç tanesini temizlemesini bekliyorum. Temizlenebilir aslında. Herhalde en eskisi bu. Ben bir dakika canım, ben bir başında oturup ağlayabilir miyim rahmetlinin? Bu nedir Allah'ım? Kadir, pencerenin çerçevesini gördün mü? Oy, her yer elizi. Benden iyi bir puan almak istiyorsa Ahsen, fırınlar, üç fırın, cam ve mutfak dolapları duvarlarında silinmesini istiyorum. Ben hayatımda böyle pis bir kapak görmedim. Ben de. Bunda çamaşır yıkıyorlar mı acaba? Oh, 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 oh. Kadir, buldun yine bulacağını. Berbat. Nereden aklına geliyor böyle yerler? Ama makinede nereye bakacaksın? İlk önce lastik arasına bakacaksın. O da doğru. Dur dur, daha bir de sen de parmaklama. Sen burada nasıl çamaşır yıkıyorsun be ablam? Sen buna nasıl bir şey atıp da buradan çıkan üstüne giyiyorsun? Bir aspiratörü yok, ocağı yok. Onun yerine fırını, set üstünü silmesini bekleyeceğiz. Dolapların içini temizlemesini bekleyeceğiz. Bence burası tam dün Sultan istediği gibi bir. Sultan burada oturur ağlar da Allah'ım yani. Niye ağlayayım? Ağlamam yani. Öyle beni şey yaptı ama ben o an çok sinirlendiğim için ağladım. Bir insan durduk yere niye ağlasın? Şimdi ne yapıyoruz Kadir? Banyoya gidelim hadi. Hadi gidelim. Evimizin banyosu kir ve pislik içinde. Hele klozet tam anlamıyla berbat halde. Fayansların pisliğinden anlaşılan bu banyo uzun zamandır temizlik yüzü görmemiş. İlgisizlik ve bakımsızlık banyodaki eşyaları da perişan etmiş. Anlaşılan bugün Ahsen Hanım çok çalışıp çok terleyecek. Bakalım yarışmacımız bu evin üstesinden nasıl gelecek? Kadir'cim, leğende çorap yıkamakla başlıyoruz banyoda. Mükemmel. Sonra devam ediyoruz ki... Bu banyo ne dökmüş? Devam edemiyorum galiba. Karartı. Banyo biraz berbat. Onu duvarların temizlemesini bekliyoruz. Özellikle banyo havalandırma kapaklarının klozeti o kadar kötü değil. Onu temizleyecek. Engin Bey küvete, klozete ve lavaboya tertemiz dedi. Beğendi mi yani Engin abi? Engin bu küvete temiz mi dedi? A bu küvete. Kolay temizlenir dedi. Yani ana orman acayip bir pisliği yok ama... Uğraştırır yani, bir yarım saat falan tepiniz buralarda. Bence de. Peki nereden başlayacağız? Sanırım mutfak. Mutfak. Peki o zaman gidelim, deterjanlarımızı alalım. Temizlik benim işimde, Ahsen'in temizliğini hep birlikte görelim mutfakta. Dün hiç bir camı beğenmedi. Silinmiş ama o izi var, bu izi var dedi. Bu evdeki camları nasıl silecek merak ediyorum. Çünkü her yeri leş gibi. Ah ah sen, sen mi bilsen? 3, 2, 1, 0. Sen bu suyu nereden açtın? Maviyi. Kapanmıyor. Su bası ya. Vanayı kapat, vanayı. Ondan sonra neyse... Allah'ım yarabbim, ne oldu? Anam bu nasıl bir gün, su yok, elektrik yok ki? Ahsen'in gününde sular gitti, musluk kırıldı, elektrik kesildi, kapak kırıldı. Allah'ım sağ salim finali yapalım yarabbim. 15'liler gidiyor, kızların gözü yaşlı. Aslan yârim kız, senin adın hediye. Parka biri afiş asmış belediye şirketi gibi. Kadir beni affet. Nesli! Ya benim için asılmış görüyorsunuz değil mi? Aşkı teyze görüyorsun değil mi? Kimin pankartı bu?
bu spreyi ocağın üstüne. Haydi kirler sıraya dizile. Irmaktan, aktan, saçtan, aştan, taştan, baştan, yoldan, selden. Onu öyle bir birleştiririm. Oh dere gelir akardan, suyu gelir bakardan. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarın kalmayacak. Ah sen koş çabuk. Dur bakalım şimdi şu yerlerdeki pırtıları topluyoruz. Dur süreyi başlatmadık dur. Hadi öbeysen. Kadın o kadar hırslı ki. Süpürgeyi içeri attığı gibi daldı. 3, 2, 1, 0. Yuhu. Şunları bence dışarı alalım. Onları al git. Hadi bakalım her ikinize de kolay gelsin. Kadir yapacağız ha bu işi, beni bırakmak yok bak sen biliyorsun. Süpür sen. Halıyı al, halıyı. Oy sultan. Ah sen dün söylediklerinden sonra kesinlikle hıslanmıştır şimdi. Yaparım demiştir, muhakkak yapacak ama detaylı yapamayacak kesinlikle. Ah sen hanım, ilk iş ne yapacaksınız? Dur şimdi ne yapacağız? Şu bulaşıkları tek bir yerde toplayacağım. Çünkü hepsine bir anda gireceğiz. Şunlar bir gitsin. Tamam bunu yıkarım diye kapamış bile, kapağa bak. Sizce arkadaşlarınız bu evi nasıl bulmuşlardır Ahsen Hanım? Vallahi pis değil diyen bile olmuş olabilir yani. Onlardan o hareketleri bekliyorum çünkü. Sizce kim pis değil demiştir? Sultan demiştir tabii ki de. Kim diyecek? Engin abi üzülmüştür halime. Bu ne ya demiştir. Ahsen'in dolapların içinde tek tek girmesini bekliyorum. Çünkü ocak olmadığı için fazla kullanılmamış. Ya o kadar fazla da yağ yok. Onu temizlemesini bekliyorum. İnce detaylara dikkat edeceğim yine. Sizce bu mutfaktan ne kadar sürede çıkabilirsiniz? Valla bunlar falan olmasa 1,5 kesinlikle saat derdim de. Kesinlikle banyodan sıcak su gelmiyor. Yapma. Gelmiyor. Kepler koyacağız. Of kahroldum. Mutfağa 1 saat 45 dakika veriyordum. Sen o tasların hepsini niye indirdin dolapta? Yıkayabileceğim mi onların hepsini? Onları suya falan bandırıp çıkaracağım o kadar. Peki. Ben bir kettle daha alacağım dışarıdan çünkü o bize kesinlikle yetmeyecek. Aslen sen nerelisin? Ben aslen Gümüşhaneliyim. Doğum Bandırma, büyüme Gönen. Annem Balıkesirli. Bir şey diyeceğim dur musun? Sen bu suyu nereden açtın? Maviyi. Mavi yok mu? Ama kırmızıyı. Kapanmıyor. Zorla biraz Kadir. Erkek gücüyle. Hayır. Hayır musluk bitiyor tamam. Dönmüyor daha bak. Evi su basacak vallahi. Az dur. Suyu, su falan döküldü gitti. Ya. Vanayı kapat, vanayı. Ahsen Hanım koşun, vanayı kapatın. Hadi acele edin. Kova getir, kova. Kadir dönmüyor, erkek gücü lazım. Kadir iyisi mi sen kendin git bak şu vanaya. Bu yalama olmuş. Dökün, koparacağım yerinden. Kafaya düşüyor, dikkat. O mu değil mi bilmiyoruz. Git bak bakayım kapandım koş. Ah pardon. Bırak. Kapandı. Allah seni kahretmesin. Bir saattir nereyi sıkıyordun acaba sen? Kapanmaz yara bile kapandı bu zar zor kapandı. Tamam mı durdu mu? Durdu. Peki şimdi ne yapacağız? Ne yapalım sen ne dersin? Tesisatçı bulun gelin. Çeşmenin değişmesi lazım. Ne gerek var? Sen yaparsın Kadir. He, 40 yıllık tesisatçıyım ben zaten. Kendi evinde olsa yaparsın ama. Ya sen hırslanabilir de ama modunun düşeceğinden eminim. Bu anca kapandı. Kadir, su getirdim. Kurudu şu şunları hemen çeşmenin başını almaya gitti lazım. Arkadaşlar. O çeşmenin başı gelene kadar en azından banyodan sıcak su taşıyacağız. Onunla halledeceğiz işimizi. Birinin gözü mü kaldı, nazar mı değdi? Ne dersiniz? Beddua ettiler akşam bana. Nazarlara geldik, nazarlara. Hakikaten. Daha dakika bir, gol bir. Ya şimdi şöyle bir şey var, yine bu mutfaktan 1,5 saate çıkamayacak. Çıkamaz. Ah sen kaç senelik evlisin? Ben 1,5 yıl oldu. Eşinle nerede tanıştınız? Eşimle biz lisede tanıştık.
Ben lisedeydim, onu aynı liseden mezun olmuştu. He. Top oynuyordu. Vuruldu mu top oynayışına? Onun Gönen'in stadıyla benim dershanem karşı karşıya. Denemeden çıkıyorum, moraller bozuk tabii. İşte arkadaşlarla çay kahve muhabbet ederken kantinde. Dedim ki arkadaşıma, şeyden izliyoruz ama biz maçları. Ondan sonra neyse... Allah'ım yarabbim, ne oldu? Anam bu nasıl bir güçlük, yok elektrik yok. Dış ses, sen mi oynuyorsun ışıklarla? Ben niye oynayayım ışıklarla? Bilmiyorum yani, senden biraz her şeyi beklediğim için. Yok bu sefer o masum. İnan olsun ki bu sefer masum. Evet, artık hikayenize devam edebilirsiniz. Sürekli dedim bu gol atan çocuk da kim? Ondan sonra arkadaşım da dedi ki... Tanıştırırım sizi dedi. Ben de dedim iyi tabii tanıştır falan. Meğerse biz onunla internetten arkadaşmışız zaten. Arkadaş gel aşağı gel. Gel aşağı gel. Ah sen in, süreni durdurdum gel. Dur hadi iniyorum. Gel şunu tam anlamıyla anlat, ben anlamadım. Parça parça oldu. İyi yaptın Kadir. Ben de bir şey anlamadım. Ah sen hanım şöyle geçin karşımıza, doğru düzgün anlatın da dinleyelim. İsmine bir baktın, siz zaten arkadaşsınız. Ha ismine baktım, biz arkadaşmışız. Ben onu Facebook duvarında falan doğum gününü kutlamışım. Sonra ama arkadaş değiliz yani aslında. Konuşmuşluğunuz yok. Yok konuşmuşluk yok. Duvara yazabiliyorsam arkadaşmışız demek. Sonra silmiş beni, bir şeyler olmuş. Ben buna mesaj attım. Ne dedi? O arada annem de benim işte genç kızım falan ergenlik mergenlik çok peşimde. Her yeri kontrol ediyor. Telefondur, internettir falan filan. Ya dedim seni ben mi silmişim, annem mi silmiş dedim. Neden arkadaş değiliz falan gibi bir şeyler yazdım. İyi de çocuk, sen çocuğu daha önce bir muhabbetiniz yok. Şimdi biri bana yazsa ki seni daha önce annem mi sildi, ben mi sildim? Ben bir derim ki sen kimsin? Çünkü muhabbetliğimiz yok. Ne dedi sana cevap olarak? Ben ne bileyim falan gibi bir şeyler dedi herhalde. Ondan sonra neyse ekleştik falan filan tekrardan buluşmacalar etmeceler. Neyse ondan sonra böyle bayağı sevdik birbirimizi. Peki annenle ne zaman tanıştırdın? Dur az kurudu dolaplar, sıktıklarım kurudu, anlatırım onlara. Neler var daha, hadi. Hadi sil. Tırnak hareketi yapıyorum her yere, fıtı fıtı. Sonra akşama demesinler hani nerede diye. Yani Kadir'cim öyle işte ya, küçük yer, güzel insanlardık. Küçük yerlerde ayrılmayız yaşamanın avantajı ne? Artık gitmeliyim bu yerden. Sana saadet diliyorum. Beyaz güller içinden. Bu sonunu uydurmuş da olabilirim. Belli bu biraz olabilir. Evet, biraz uydurması olabilir. Olmaz olmaz demeyin. Olmaz olmaz sevgi. Olmaz olmaz demeyin. Temizlik benim işime gelin. Siz de temizlik yapıverin. Diyorsanız hemen temizlik benim işime başvuruyorsunuz. Değil mi Ahsen? Kadir elimde kaldı. Dur bakayım in aşağı bakayım in. Telaş edecek bir şey yok Ahsen Hanım. Kadir onu 2 dakikada yapar. Fişek gibi. Çeşme. Çeşme de halloldu. Onu da taktı arkadaşlar. Dolap kapanlıysa kapağını alıp çıkıyorum. Al çık, ben artık orada bulaşık durulamam lazım benim orada. Dolapların içinde de fazla bir şeyler yok. Aslında zamanı varsa içindekilerini çıkarıp bir üstten de silebilir. Kadir sen bu manileri nereden buluyorsun? Vallahi ben manileri oturuyorum. Müzik dinlerken mesela aklıma geliyor. Hepsini hemen kağıda döküyorum. Eğer kağıda yazmazsam 10 saniye içinde hepsini unuturum. Benim kayınvalidem de öyle. O da mani çok şair, yazıyor. Manici. Biz de, eşim de, ben de uydururuz yani. Var mı böyle bir iki tane bildiğin? Geçen bir tane yazdım. Gözlerim ela, temizliğim fena. Kocam başa bela, kızarsa bana okutturur sela. İyi yazmışsın ha. Dedik yazarız, yaparız, temizleriz. Yalnız derler ya kaynana gelinin toprağından alır, gelin kaynananın toprağından alır diye. Kaynana bende çok. 4 kız kardeşler. Oo. 4 kız. Gerçekten evlere şenlikler yani. Aranız nasıl peki? İyi, fena değil yani. Normal her gelin kaynana gibi. Normalde, normal. Benim eşim tek oğlan, anasının gözdesi, prensi zor verdi. Ha, o zor verdi. Zor verdi. Bizimkiler de zor verdi. Bakma babam... Verdin gitti mi? 3-4 kere dediler yani. Babam da hemen vermek istemedi de. Zor verdi deyip geçtiniz ama kaynananız neden zor verdi? Biraz daha açık anlatın da anlayalım. Ya öyle onlar insan seviyor yani. Herkesi seviyor. Kurdu, kuşu, börtüyü, böceği hele bir şiirlerini falan görsen.
Bütün dünya ahiret bacısı, sevgilisi. Seviyor yani her şeyi, insanları, insanlığı falan. Çocuğunu... Sana mı gelince sevmiyor? Çocuğunu ama zor verdi tek çocuk olduğu için. Kız adam topçu olacakmış, yollamamışlar. Çanakkale, Dardanel'e. Peki senin eşin ne iş yapıyor, hala futbolcu mu? Şimdi benim eşim... Sürenizi durdurduk, rahat olun. İdari işler uzmanlığı yapıyordu bir tane madende. 2 sene falan orada çalıştı. Sonra madeni kapadılar, götürdüler Tekirdağ'a. Bize dediler ki gelir misiniz? Ben hamileyim, tek başıma çocuğa nasıl bakacağız, nasıl edeceğiz falan filan. Benimki de dedi yok ben gelmeyeyim. Ayakkabı dükkanı var kayınpederimiz, spor malzemesi falan. O da topçu, ikincilikte falan oynamış. Aileden geliyor demek. Bunlar ailece topçu. Ondan sonra spor mağazası var, oradayız işte şimdi. Şimdi kayınpederinle birlik çalışıyorlar. Kayınpederimle beraberler yani. Kadir hatırlarsan eskiden kızını ya topçuya ya da popçuya vereceksin derlerdi. Evet ya topçuya ya popçuya, topçuya gitmiş. Topçuya gittim de topçu da bilmiyorum benim uğursuzluğumdan mıdır nedir, adam çapraz bağları falan ne var ne yok koptu. Adam falan bitirdi. Kayınpederim diyor zaten, sen bitirdin benim çocuğum. Bildiğin nazar değdirmiş Kadir. Gözleri renkli dedi senin halbuki, hani yeşil gözler yapar ya. Keşke benim olsa. Bugünkü aksiliklerin nedeni şimdi anlaşıldı. Ne tesadüf ki Ahsen'in gününde sular gitti, musluk kırıldı, elektrik kesildi, kapak kırıldı. Allah'ım sağ salim şeyleri yapalım ya Rabbim. İş kuduzuyum, elim kesildi lütfen es geçmeyelim. Evet, eli de kesildi, ona detay geçiyor. Ben bulaşıklarımı duruluyorum artık. Ondan sonra işte şeyi anlatayım. Kayınvalidem neden ilk başlar beni haz etmiyordu? Yani şimdi bunun bir oğlu var, ben de bunu üzüyorum falan böyle. Ayrıl, dövüş, kavga, bağırış, çığırış falan filan. Niye kavga, dövüş, bağırış, çığırış? Ya biz üniversiteye gelince şimdi bu beni kıskandı. Yani yapma etme, sen saf kalplisin, iyisin, edersin falan. Seni işte üzerler ederler falan diye. Kandırırlar bilmem ne. Dikkat et, dikkat et falan beni boğuyordu. Ben de dedim ki boğuldum falan filan. Ondan sonra öyle biz ayrılmıştık. Sonra ben baktım ki bu bir hemşireyle konuşuyormuş. Ne anladın? Vay anam! Duydum, arkadaşlarımız ortak ya. Tanıştırdıklarımdan falan sevgili devam edenler var. Onlardan öğrendim. Hemşireyle falan konuşuyormuş. Kadir adam ne yapsın? Sakatlanırsa falan diye hemşire bulmuş kendine. Futbolcu adama sağlıkçı lazım. Tabii ben yer miyim? Yemem. Ne yaptın? Hemşireyi yedim tabii. Nasıl yedin? Bu hemen U dönüşü memlekete döndüm. Okulu falan astık biraz. Ondan sonra memlekete döndüm. Baktım kız meslekli, hemşirelik. Ondan sonra bizimki top mop dalgasına dedim bunlar bir şeyler olmasın. Hemen dedim müdahale etmem lazım. Döndüm memleketten. İyi de sen ayrıldın zaten çocukta. Ayrıldım ama olsun, o beni çok seviyordu. Aklım hala onda. Yani ondan sonra döndüm. Dedim bir şeyler yapmam lazım, adam elden gidiyor. Bunun arabası vardı. Plakada CAA, Canla Şahsen Aydoğdu. Biz ayrıyken araba almış. Ondan sonra ben bir daha arkadaşlarına yazdım bunun. Dedim idman nerede? İşte şurada hamamda falan. Geceden evden 1000 tane post-it kıydım paraya. Oraya post-it kağıtlardan mi aldım. Yapışkanlı pıt 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 yapıştırıyorsun ya. Onlardan aldım. Bunun arabasının olduğu yere gittim. Hep ama yazıyorum affet, özür dilerim işte barışalım edelim falan bir de filan. Kız, çocuk seni darlıyordu. Çocuk beni darlıyordu. Ben ayrıldım, adamı darlıyorum bak bak bak. Ama elden gidiyor yapacak. Önce bir ama dönsün sonra. Ama ben akrep burcuyum. Bırakmam. Peşine düştüm. Ne yaptın, notlar yazdın? Notlar yazdım arabanın her yerine, lastik jantlara açık bıraktım. Bir de her yeri mahvettim arabanın yani. En son... Eğer benim arabamı sevgilim öyle yapsa yemin ediyorum affedeceğim varsa da bir daha affetmem. Kız affetmedi zaten. Affetmedi. O arabayı o halde gördü. Gördü, bir de havayı forsu gör. Düşünsene 20 kişi hamamdan çıkmışsınız. Hepsi topçu tripler zaten, cik cik kulaklıklar mulaklıklar falan. Senin dağın diye araban süslü müslü bir kız yapmış falan yani, düşünsene. Sen orada duruyor musun hala? Ben de çalıların arkasından kesiyorum. Derken mesaj attı bana, bu ne bu falan diye. Ben dedim işte affettim Meditacurt bilmem, bu dedi etmedim. Ben şok, ben kalp krizleri geçiriyorum. Ondan sonra dedim ki bak biz son bir güzellik daha yapacağım. Bu da senin güzel hatırın için. Affetti, affetti, affetmedin daha da bulursun dedim. O hafta Gönen'de maç. Gittim reklamcıya. Koca bir afiş. Afiş. Seni seviyorum candaş. Altın ablanın muhtar afişi gibi. Benimki kocaman. Görünecek gibi ya, anladın mı? Her yer görsün diye. Koca bir afiş, seni seviyorum candaş diye astırdım stada. Ver gittim holigan grubunun içine, abi dedim asar mısın şunu falan diye. Millet biliyor zaten eski sevgili olduğumuzu. Tamam bacım asarız dediler. Aldılar astılar. Bu çıkmış maça zaten falan titriyor. O zaman benim kayınpeder de yardımcı antrenör mü ne takımda.
Bizim gelin afiş asmış. Ondan diye sen benim çocuğumu bitirdin zaten diye. Ondan sonra bunlar tabii afişi görüyor falan, bir şok dumur herkes. Gören tabii stadyum falan, vaa falan fıstık. Tabii canlar yağlıyor birkaç gol, keyifler gıcır. Ondan sonra affetti. Orada affetti yani. Orada affetti. Artık affetmese ben onu... Ne dedi? Tamam dedi yani, okey dedi, ne desin? Kadir, bir sabah kalktın balkona çıktın. Bir baktın ki ne göresin? Parka biri afiş asmış belediye işi reklamı gibi. Kadir beni affet. Böyle bir durumda ne yaparsın? Nesli! Ya benim için asılmış görüyorsunuz değil mi? Aşkı teyze görüyorsun değil mi? İlk yapacağın şey ne olur? Ya hemen koluyu komşuyu toplamak, etrafa seslenmek. Ve o zamanlar Kadir atmak. Instagram... Beni affet hashtag. Hashtag beni affet. Hashtag beni affet. Bana yapıldı, bana pankart, benim pankart. Kimin pankartı bu? Bu pankart benim. Sana böyle bir jest yapılırsa karşındakini affeder misin? Neden ayrıldığına bağlı. Peki hoşuna gider mi? Şiddetli geçimsizlik ayrılması. He? Şiddetli kavga ayrılması. O ne öyle boşanma davası? Şiddetli geçimsizlik. Kimin o kapısı hoşuna gitmez, kapısının afiş asılması? Ben yani. Çok seviyorum. O zaman buradan ilgililere seslenelim. Sus, milleti kulağına su kaçır. Mertesiyim ben park. Geçen bir tane millet parka kamp kuruyormuş. Göndermiş. Ne yapmış? Kendi resmiyle benim resmimi şop yapmış yan yana. Ben baktım oldu yazmış. Arkaya da telefon numarası, bir de bir sürü bir mesaj atmış. Ne? Ben geri döneyim diye. Sen... Dedim ki ben şok, ben iptal. Bir baksaydın olmuş mu diye. Ve olmuş mu Allah olmuş. Allah sahibine bağışlasın. Aa, beğenmemiş. Benim yazık. Kendim bulmam lazım. Bacım. Sohbet muhabbet güzel ama işler bir türlü ilerlemiyor Kadir. Ondan sonra neydi? Barıştık işte. Ah sen de hikaye bitmediği için ilerleyen saatlerde devam edeceğiz. Şu an mutfaktan bir önce çıkmamız lazım. Süremiz başladı. Evde ocak yok. Bu yağı nerenin yağı bu? Kolay gelsin gençler. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Nasıl gidiyor? İyi çok şükür. Yukarı dolaplar iç dış girdim her yere. Evet. Ondan sonra Kadir'cim sağ olsun bulaşıklarıma yardım etti. Evet. Öyle şimdi duvarlar falan altlardan oradan çıkıp gidiyoruz. İyi güzel, ne kadar oldu süremiz? Bir saat oldu herhalde. Bir saat oldu. Tamam. Olmuştur. Ben bir buçuk saate çıkarsın diye demiştim ama bakalım. İşte hani... yani evet, dolapların biraz... içini falan evet. Da girdim, o beni oyaladı. Aynen. Yoksa biliyorsun temizlik bizim ve dolapların içindekilerini de yıkadık. Yani evet, onlar da var. Yani bu yıkadığımız bulaşıklar hep dolabın içindekiler. Elinize kolunuza sağlık. Fırınla, mini fırınla yıkamayı, silmeyi düşünüyor musun? Ya bu zaten yeni, bunu hemen üstten yapacağım. Şunun dışını özeneceğim. Diğerini de içine falan bakacağız yani. Makine falan zaten hepsi. Makinanın aynen dış kapağını. Çok arkaya yalnız giriş yok. Bir araba fırçasıyla deneyeceğim bakalım. Hmm, tamam o zaman. Siz üç fırının da yapılmasını istiyor musunuz? İstiyoruz çünkü ocak yok şu an. Ocak yok. Peki tamam. Ocak, bir ocağa üç fırın yok. Sizce adalet değil mi? Yok. Şimdi şöyle bir şey var. Ben hani yaparsa hani ikisini yapsın, üçüncüsünü hani gerek yok diye dedim ama arkadaşların istedikleri farklı. Bir sultan falan ister canım. Ben şey yan komşunun fırınlarını falan da yapayım evet, ister. Evet, üst komşu falan ama ben içine, dolapların içine girerse istemem. Girmiş zaten arkadaşımıza. Yani dolapların içine girerse sizce bir fırını yapsa yeterli değil mi? Ya bana göre üçünü yapmasa ya gerek yok. Elin yapacağız Kadir. Nasıl? Dağılınmaz da yok, ocak da yok. İstiyor arkadaşımız. Bunun yerine olması gerekiyor. Üç fırına falan böyle girersem ne etki olur puanda? Değerlendireceğiz ona göre. Ha. Aslen şu an biraz detaylara dikkat etmiyor. Aşırı biraz da telaşası var, heyecan var herhalde çünkü. Hiçbir istediğim şekilde yapacağını zannetmiyorum. Detaylar atlayacak yine her yerim. Evin fazla karışık değildi yani, o kadar da pisliydi. Çünkü detaylara da daha dikkat edeceğiz. Ona göre bekliyorum. Abi gözler miyop astigmat. Görmüyor musun? Yağlar şakırdıyor içeride, dışarıda. Göreceğiz. Temiz bitince. Gördün ama yağlı halini gördüm. Falan gördün yani. Perdeleri falan sonra herhalde yıkıp. Perdeleri ve salonla beraber onu da atacağım. Makineyi daha temizlemedik. Makineyi daha bir şey yapmadık. İç kayışı bile beter. Dolaplarında çünkü yağ yoktu. Ocak olmadığı için. Yok muydu? Kara yoktu. Çamur olmuş ya. Görmüyorsun herhalde. Kir ayrı, yağ ayrı. O kiri numara yıkar gidersin ama yağ da elinde kazıman gerekir bazı yerleri. Engin abi sence mutfakta yağ yok mu? Ben bir şey demiyorum. Yoktu. Ocak yok, duvarlar leş. Sen bu kapaklara baktın, yağ yoktu. O tarafa baktım yoktu. Kiri vardı ama. Şu ne Engin abi, şu ne? Onlar toz. Onlar kir toz. Bak onlar şunlar ne? Yağ ama değil. Kızartma yağ değildi. Çok saçma abi. Yağ falan var yani. Ben bekliyorum. Olanı da inkar gelmeyin bak, en sevmediğim şey. Hayır, ya
yapamazsam yapamadı dersin. Aynen, olanı inkar gelme. Şu var. Yağ dost, kir dosta sen çıkart, ona göre biz deneyeceğiz. Ha tamam, çıkaracağım. Aynen. Yapacağım ama yoktu deme yani. Ya vardı. Sen diyorsun fazla var diyordun, o kadar da yoktu yani. Tamam, teşekkür ederiz. Peki biz çok thank you. Evet, bu kaldığımız yerden devam edelim. İyi çalışmalar. Güle güle. Olun ya, yağları terlemeye devam edelim. Evet, bekliyoruz. Gerçekten komik. Sorma, sorma. Kız sen dün ben seni susturamadım finalde de. He Serçin, adama gözüm ağzına bozuk diyorum, astigmat diyorum, daha ne diyeyim, laftan anlayana bir kere denir. Ya ağzını açamıyorsun sen. Bir saattir madem bu dolaplarda yağ yoktu, sen neyi terledin? Terledik diyoruz, anlatamıyoruz ki. Laf olana bir kere anlatılır. Bir de kırıldı gitti. Yok, kir var. Bu yağ olmuş zaten. Davulunmaz yok diyor. İlla şey istiyor, elini atladın mı yapışacak. Şu an mutfakta temizlik iyi gidiyor gibi ama iyi değil. Ya bu örümcekleri insanlar hiç mi görmüyor ya? Hani hiç mi yukarı bakmıyorlar? Hani örümcekler aynı duruyor. Hey 15'li 15'li tokat yolları taşlı. Hey 15'li 15'li tokat yolları taşlı. 15'liler gidiyor, kızların gözü yaşlı. Aslan yarim kız, senin adın Hediye. Ben dolandım sen de dolan, gel beriye. Endan aldım endazesi 17'ye. Kadir, hani Ahsen Hanım'ın çalınan çantasının akıbetini öğrenecektik. Kız senin o çanta ne zaman geri geldi? Ha bak şimdi, aynen iyi hatırlattın. Ha, iyi ki hatırlattın. Çanta, şöyle eve gittim ben tabii, moraller sıfır, çanta çalınmış, cüzdan müzdan, hak getirene var ne yok. Bu ilk mi, ikincisi mi? İlk. Ondan sonra işte Beşiktaş'tan ben polis falan çağırdım kafeye. Kameralar bozukmuş, çekmemedik abi, öyle böyle bilmem ne. Polisler mekana bir fırça attı. Nasıl iş yapıyorsunuz falan fıstık. Ondan sonra beni aldılar, Ortaköy emniyete gittik biz işte. Ben kayıp çalıntı bildirimi falan yapacağım kimlik mimlik için. Gittim, sistem bozuk. Hay Allah'ım diyorum, gene benim başıma geliyor falan filan. Senin başına da anam, hepsi şey tekerleme. Bir gecede bir anda geliyor ha, tek tek ayrı vakitlerde gelmiyor. Hepsi bir anda geliyor. Kadir, bu duruma şaşırdık mı sence? Hiç şaşırmadım, emin ol şaşırmadım. Sonra neyse oradan kardeşimi falan aradım, buldum işte, gel beni al et bilmem ne. Eve gidiyoruz takside, dedem arıyor. Dedi ki, sen dedi cüzdanın mı çalındı, çantan mı çalındı? He dedim dedi, sen nereden biliyorsun? Dedi ki beni dedi Gümüşhane dedi Kelkit Doğan Kavak bizim köyden dedi muhtar aradı dedi. Ne alaka? Dedim destur, ne mi, nereden buldu muhtar seni? Benim cüzdan kaybolmuş çantayı, tamam. Bakmışlar içinde 5 kuruş yok. Ondan sonra atmışlar çöpün kenarına. Hayırsever sevgili bir Beşiktaşlı vatandaşım da çöpten alıyor çantayı. İçinden kimliği çıkarıyor. Bakıyor işte Kütük Gümüşhane Doğan Kavak, Kelkit Doğan Kavak köyü falan filan. Oturuyor adam, uğraşıyor, köyün muhtarını buluyor. Adama bak. Bakar mısın? Köyün muhtarını bulana kadar en yakın karakola götürse daha iyi olmaz mıydı acaba? Evet, o da mantıklı. Ya da ne bileyim, stalker. Hiç, stalker. Stalker. Pek bir yaş olarak ileri yaşlı bir stalker ki muhtar anca bulabilmiş. Gene şükret ona dua et. Ondan sonra muhtar da oradan dedemi buluyor. Dedem de adam adresini vermiş. Dedemden aldık adresi. Hop taksiyle döndük geri aldık geldik. İkinci çantayı nasıl buldun? Öbüründe de işte kapının önünde bırakıp yukarı çıkmışım. Gece 12'de otobüsle geliyoruz. Benim komşu da taksici. Adam da 3'te taksiyi bırakmış. Gelmiş kapının önüne çanta alıyor çıkıyor evine adam. Ben ertesi gün fırdön. Ali Beyköy'e gittim. Otobüslere soruyorum. Oradaki taksi durağından taksiye bindik. Taksiciyi bulmaya çalışıyorum. Ediyorum. Ali Beyköy karakola gittim. Halbuki 100 katta çanta. Falan filan derken tabii ertesi gün oldu. Adamın eşi getirdi. Canım bu galiba senin diyerekten. Abla deseydin, dedim sen neredeydin? Ben mahvoldum ya. Ben dedim üzüntüden. Şükret falan. Gene dönmüş dolaşmış seni bulmuş çanta. Abi de ne biliyor musun komik? Kartları asla iptal etmiyorum. Kayıp çalıntı durumlarında. Çünkü geri dönüyor. Geri dönüyor nasılsa diye. Ben de asla cüzdanımı kaybediyorum mesela. 2 gün bulamıyorum. Çünkü ya çantamın dibinde kayboluyor ya montumu cebinde unutuyorum. Asla bir şey iptal etmiyorum çünkü biliyorum o geri gelecek bana. Kadir, sen hiç cüzdan, çanta falan kaybettin mi gerçekten? Kaybettim tabii. Eminönü'nde cüzdanımı düşürdüm. Seni Allah'ım. Hem de ta çocukluğumdan beri bir Fenerbahçeli cüzdanım vardı çıt çıtlı. O kadar seviyordum ki. Onu düşürdüm. Yanarım. Neye yanarım? Anneannemin eltisine gittik oturmaya. Albümü açtık. Albümün içinden şeyi bulduk. Cüzdanın fotoğrafı. Anneannemin gençlik resmi var. Dayım kucağında böyle küçük bebekti ama anneannem daha çok genç orada. O resmi çaldık eltisinden.
Albümden resmi çaldık ki büyütüp asalım evi. Anneannem de yok o. O cüzdan da gitti o resimde. Ya. Bize yar olmadı. Üzüldüm. Ama Allah'tan ki zeki olup önceden fotoğrafın resmini çekmişim cep telefonunda da oradan çıkarttık. Ay gitti kettle. Allah senin canını almasın. Allah kahretmeye. Ya yapar ama nasıl benim gibi yapamaz kesinlikle. Hani bu yarışmadan hiçbiri benim gibi yapamaz. Fırını temizlerken kettle'daki suyu devrildi. Yalnız hiç oralık değil kendisi. İş. Şu an şöyle yaptı. Aa kettle mı dökülmüş? Senin Allah canını almasın. Aksem bence bu evde yapacak ama çoğu yerlerinde yine ince detaya giremeyecek. Acele yapacak. Detayları atlayacak yine. Sıra geldi salondaki tülleri de sökmeye. Ondan sonra doğru bütün tülleri makineye basacağım. Ah Sencim kolay gelsin. Sağ ol bacım. Nasıl gidiyor? Kolaysa başına gelsin valla bir şey gelecek kalmadı. Gelecek hepimizin başına. Yapıyoruz işte. Dolaplar İyi. Bitti. Dolaplar bitti, o fırın bitti, bu fırını bitmek üzere. Bu fırına gireceğim. Bütün Kadir de makinayı halledeceğim dedi. Bütün fırınları yapıyoruz herhalde. Aynen. Araba camlar silindi mi? Cama da Kadir alacağım dedi. Ben de duvarları araba fırçalayacağım. Evet. Falan öyle en son çıkıp bütün fayansları yapacak mısın? Aha. Okey. Kaç dakikası var? Ahsen Hanım'ın tamı tamına 1 saat 44 dakikası geçti. O zaman 15 dakikaya çıkmam lazım buradan. 1,5 orada da 1 saat 15 dakika yapsak 10 dakika puanını bulsam. Oradan banyo, oradan final. Her yere ne kadar saat ayırdın? Buraya mı? Buraya 2 saat ayırmıştım. Evet. Mutfakta fırınlarda de benim geldiğimde cam falan hiç ellenmemişti. Fırını da sanırım yarım yamalak yaptı. Beklentim büyüktü Ahsen'den ama o da karşılayamadı. Sultan Hanım, sizce Ahsen Hanım bu işin üstesinden gelebilecek mi? Gelebilir ama tam değil. Gelebilir ama yarım yamalak demek yarım istiyor. Yarım yamalak. Suyun. Su şu an fırının suyu bu. Bir su daha yapacaksın sanırım. Aynen. Şu mermeri. Suyun çok kirli ama. Çünkü fırından çıkan suydu. Fırın bitti. Şu an yeni kovayla yeni fırına geçeceğim. Yeni kovayla o fırını silecek misin tekrardan? Hangi? Bunu mu? Evet. Yok bu bitti artık. Bunun yanına bu kadar girebiliyorum. Çekemiyor musun fırından? Yo alttaki tamam artık. Tamam. Mutfak dolaplarını beğenmedim. Lekeler vardı. Geldiğimde 2 fırını bitirmişti. 3. fırını yapıyordu. Ama içini yaptığımı bilmiyorum. Eğer yaparsa benden eleştiri almayacak ama yapmazsa kesinlikle üstüne gideceğim. Kolay gelsin. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hızlandırız. Çok telaşlı görmedim ama gerginliği vardı sanırım biraz. Yani dünkü Ahsen'den eser yoktu. Evet şu kovamı hemen ver. Okey. Kendimizi... Ana! Camın kulbu yok yakı. Bir açmayı dene istersen Kadir. Sen beceriklisin. Belki açabilirsin. Bir alet falan kullansan açılır mı acaba? Şey lazım. Bıçak ya da bir tornavida gibi bir şey verin de arasına sokayım. Yeah. Helal Kadir. Biliyoruz zaten. Senden kaçmaz böyle şeyler. Bağa girdi, bağa budanmış, bağa bülbül dadanmış, çık 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 çık. Bağa girdi, bağa budanmış, bağa bülbül dadanmış. 15 yaşında da han... Ne handanı? Ben bu kıza haberi handan diyorum. Handala. 18 yaşında da Ahsen Hanım kimlere aldanmış. Topçu demiş peşinden koşmuş. Aman kimlere olmuş. Güzel oldu kenar kötünün iyisi. Bak ben gene ne diyorum orada kendi başı hiç hayatta etrafındakileri duymuyor. Sen evde de böyle misin Ahsen? Evde eşin kim? Sana, eşin evde sana bir ben tabii... varım bir kızım kimse yok işte kendi eşin kendine. Eşin nerede? Dükkanda. Tamam eşin dükkanda mı yatıp kalkıyor eve gelmiyor mu? Ha eve geliyor canım akşamları. Akşamları diyorum eşin sana televizyonda birini gösterirken eşin sana diyor ki aa bak Tarkan evlenmiş düğünü var. Sen orada diyorsun ki dur Musakka'nın altını kapatayım. Ay Musakka'mı hiç az etmem. Bak gördün mü ben ne dediğim onu anlat. O benden beter Allah bismillahirrahmanirrahim. Yürüdü gidiyor. O bile şey baktı ki Ahsen daldan dala geç yavrum. Kudurma. O senden beter derken? O benden beter. Gelir, yemek yeriz. İşte Agu babacık bilmem ne. Sonra muhabbet, sohbet. Gelen giden olursa çay kahve. Çay içmez, kahve sevmez.
öyle takılır kendi kafasına göre, yatar uyur. Gene benim dediğim şey yani böyle topçu disiplini beni diyor. Anlamadın sen. Anlamadım. Sana diyor, anlamadın ama hala anlatıyorsun. Şey diyorum, sen şimdi ben bir şeyle pencereden bahsederken sen orada tavayı söylüyorsun ya. Evet. Eşin de diyorum aynı mı? Sen dedin ya o da benden beter diye. İşte alaka, ya iki alakasız birbirimizle bir alaka yakalamaya çalışıyoruz Kadir'cim. Hala yakalayamadınız. Yakaladık canım, yakaladık. Çok güzel oldu. Ben seni televizyonda bir gördüm, şoşartma moşartma diyor. Dedim bu ne, bu kim, bu nereli? Ondan sonra hemen babaannem geldi aklıma. Dedim bu ya dedim bizim oralı ya dedim yakın bir yer. Anneannem Bayburtluymuş. Bayburtlu, biz geçen, biz 2018'de gittik işte ilk defa ben Bayburt'a gittim. Gümüşhane, Kelkit'ten falan hep geçtik. Kelkit, Allah tam bizim orası işte. İşte arabayla önce orada duruyorsun, yolcular iniyor, devam ediyorsun. Bayburt'a falan gittik, gezdik, gördük. Ondan nasıl? Sonra... Ayrılmış Gümüşhane'den iyi mi etmiş sence? Ya şimdi burada yok diyeyim de Bayburtlular beni öldürsün. Bir Bayburtlu asla ben Gümüşhaneliyim demez. Gümüşhane'nin içinde ilçe olduğu zaman da demedi, şimdi de demez. Niye? Anlıyorum. Gümüş nasıl ki Erbağlılar asla Tokatlıyım demiyor, biz Erbağlıyız diyor. Tamam ben... Bayburtlular da Gümüşhaneliyiz demiyorlar. Onlar her zaman kendilerini ayrı bir il olarak görmüşler. Sonunda da il olmuşlar. Yani bazı Gümüşhaneliler diyordu ki, Gümüşhaneliyiz deyin, daha onu neye Bayburt deyirsiniz? Onlar diyor ki, hayır biz Bayburt'uz, Gümüşhaneli değiliz. Hele anneannem asla demez. Öyle bir şey var aralarında onların, gizli bir kan davası. Neden? Ben de anlamıyorum. İkisi de böyle ayrı ayrı çok... Yani şey, Bayburt... Nüfus yok, bir şey yok, beraber bir olaydılar yok. Bayburt şey diyor, yani biz sizin elinizin altında duramayız. Biz kendi başımıza bir cumhuriyetiz. Onun için öyle yani olmuşlar. Ahsen Hanım'ın mutfak temizliği tüm hızıyla sürerken hem Kadir hem de yarışmacımız tamamen yaptıkları işlere konsantre olunca mutfağa sessizlik kaplıyor. Mutfağın duvar fayanslarına bezle girişen Ahsen Hanım toz, kir ne varsa özenle söküp atıyor. Ne oldu Kadir? Mutfak bitti mi sonunda? Evet. Sular mı kesilmedi, elektrikler mi gitmedi, musluk mu kırılmadı, dolabım mu kopmadı? Bütün aksiliklere rağmen ne yaptık? Temizliğimizi bitirdik. Şimdi salona gidiyoruz. Hadi. Bye. Yürü. Yani, hayalindeki ev nasıl bir tabii evdi? Tabii sultanınki kadar kolay bir ev çıkmayacağını biliyordum. Şu an haksızlık yapıldığını düşünüyorum ben. Neyin haksızlığı yepyeni evde? Dün kendisi bana prizden bahsetmişti. Prizleri yapmamış. Ay yok artık. Ki aksesuarın üstü toz içindeydi. Alınmamış, ellenmemiş. Yılan fobim var. Dokunamam. Beni ilgilendirmiyor. Buradan çıkıyorum. Sana da fobim var artık. Benim de kesinlikle sana var. Yapması gerekiyordu bir zahmet. 10 dakikayı da bulamadığı için... Belki detaylı bir temizlik yapmadığı için 10 dakikayı da bulamamış. Ben bugün çok mutluyum çünkü yapamamış. Sen evde otur git, tamam mı? Temizlik yapma. Ben sana evde temizlik yapıyorum. Evinde temizlik hep yap zaten. Hep yapıyorum. Çünkü her sen zaman. Temizlik senin işin değil. Ah sen yürü. Aç hemen. Görevimiz tek. Almak. Yok kafama. Allah cezanı versin. Ay saçıma girdi. O kadar sarıldı ki süpürgeye. Ay. Şimdi hemen saçımızı falan toplayarak. Şu önce kiri pası. Ay yorganın yüzüne bak Allah'ım. Şimdi Ahsen planın ne? Şimdi buzdolabının üstteki çarı çöpü alıyorum. Bunlar da şekerli falan bunlar da gidiyor. Şunu siliyorum, kahve makinesini siliyorum. Çok bir şey yok zaten. Kapıyı siliyorum. Koltuklar silinecek, cam silinecek. Aynen, koltuklar, cam, yer, çıkış. Tamam, sen duvardaki örümcek ağlarını al. Sen camı silerken ben yeri komple bir süpüreyim güzelce. Ondan sonra koltuklarını sil. Daha sonra da buzdolabıyla şunlara girelim. Tamam. Tamam. Allah Allah Allah. Sen hanım nasıl gidiyor temizlik? Ne yapıyorsunuz şu anda? Çerçevemi süngerliyorum, kremliyorum. Bastıra bastıra yapıyorum. Möhkem möhkem. Çerçevenin ağzından girdim, burnundan çıktım. Temizlik benim işim. Dosta düşmana haber edin. Oldu mu Kadir? Şu temizlik an ben benim işim. Dosta düşmana haber edin. Manici başı. Kadir bak, Ahsen Hanım'ın gözü yine not kağıdında. Ne o? Mani yazdım dün gece seni etkilemek için. Hele Ahsen oku bakayım. Sıkarsan bu spreyi ocağın üstüne,
Haydi kirler sıraya dizile. Kadir, bu mani sana biraz sert geldi galiba. Ah sen hanım, siz de ne yaptınız böyle? Adamı maniden soğutacaksınız vallahi. Dur, bir tane daha var. Hadi okuyun bakalım. Aşık Veysel mezarına da ters döndü. Yüce dağ başında çalınur çakmak, aşığın halini ne bilir ahmak. Kadir'le bana nasip oldu temizlik yapmak. Bu hafta bana düştü şampiyon olmak. Heh, bak bu iyi. Alkış, 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 alkış. Kimin gelini? Çerkez Armutlulu Sıdıkan'ın gelini. Yüce dağ başında tandırlar yanar. Bu işi beceremezsem el beni kınar. Aa bak bunlar... Bir şey diyeceğim, siz, sen, kocan, kaynanan evde sürüklerinizde mani kağıdıyla mı söylüyor? Su isteyeceğim kocamdan, su gelir pınardan. Hayır yok bana yardan. Bir bardak su vermezsen. Valla o çok yapıyor. O çok beceriyor. Biz işte hayalimdeki, çalışmayla. Hayalimdeki evlilik. Sürekli manilerle laf sokma. Manide ben çok şey değilim ama prof değilim. O daha iyi. O dakikada yazıyor. O benim gibi. Hemen iki dakika içinden geliyor. Aynen. O... Ama bunun sebebi ne biliyor musun? Yani sürekli şarkı söylediğin için, sürekli türkü söylediğin için... ...türkülerin içindeki şeyleri birleştirip... Mesela ben şimdi bir program izleyeyim. Orada bir şarkı söylensin. Ben o şarkıyı kafamda minibüsün camında giderken böyle kurarım. Irmaktan, aktan... Saçtan, aştan, taştan, baştan, yoldan, selden onu öyle bir birleştiririm. Oh dere gelir akardan, suyu gelir bakardan. Yani bu tarzda. Minibüse hemen biniyorsun o... yani hala. Tabii hala hususi araba almadım. Çünkü beni araba tutuyor. Ben halk insanıyım. Ehliyet var mı? Var. 5 sene önce aldım. Tabii ki daha yüzünü hiç görmedim. Cüzdanda duruyor. Hani biz araba kullanacaktık seninle? Hani beni hiç bana sürdürecektin araba da nerede? Önce yanda oturacaksın. Çünkü can güvenliğine güvenmiyor. Benim elime bez ver ama araba sakın verme. Çöp arabasını kullandın ya, aslında biraz tecrübe kazandın sayılır. He. Belki ucundan bir çöp arabası da kullandım. Koca kamyon, onu sürdüysen... Yok tamam. Öyle değil kız, süpürge kadar bir şey bindim. Bak şuradan taş çapsın aşağıya kadar anca gitmişimdir. O da araba. Dur kalk, dur kalk, dur kalk. Yapamıyorum, heyecan basıyor. Sanki bütün Türkiye üstüme geliyor benim arabaya bindim mi? Madem öyle biz bildiğin işle devam edelim. Ah sen hanım, başka mani var mıydı? Sen tik atmayı unutmadın değil mi? Mutfakta tik attın mı? En son 5 dakikan varken dış ses hatırlat, mutfağa giriyorum, tiklerimizi atıyoruz. Sen şunu bak. Kapımıza giriyoruz. Kapımı yapmadım. O haydi. Kaldı. Haydi Nazire, haydi kızım. Hemen ona giriyorum. Ya Asen sabah enerjikti, enerjik bir şekilde. Tabii akşam olduğu zaman artık pili bitmiş gibiydi. Ya suyu kirliydi, evet, değişmesi gerekiyordu. Hani çünkü bezi sıktığı zaman ben o kirini gördüm yani. Ya çok fazla iddialı konuşuyordu ama ben beklentimi hemen hemen karşıladı gibi. Çünkü çok fazla bir beklentim yoktu benim Ahsen'den. Yani görmek istediğim gibi gördüm evi. Ahsen. Su getirdin mi kurban, sağ olasın. Afiyet olsun. Daha içim yandı. Ölmüş deden canına değsin. Amin cümlemiz. Hocam güzel gidiyor ama hızlıca oradan çık. Ben şimdi buzdolabını açıyorum, içini güzelce temizliyorum buzdolabının. Sen ondan sonra koltuklarına gir istersen. Koltuklardan aynen, koltuklar, sonra da toz ve yer. Koltuklar toz yer. Banyoda da çok iş var. Evet, banyoda var, bir de son 5 dakika mutfağımın kapısını unuttum. Bizim ne kadarımız geçti, ne kadarımız kaldı? 1 saat 20 dakikanız kaldı. Çok da bir şey kalmamış hakikaten. O zaman hızlı olarak. Yani en az yarım saat banyoya harcamamız lazım. O zaman ne yapacağız? O zaman hocamı Göksu'da gezintideki gibi değil, böyle hızlı hızlı sivrilirim. Üstünde böyle sinek yavruları yapışmış. Su israf etmiyoruz. Ben gideyim buzdolabıma güzel sıcak su yapayım Leğerli. Geldim. Ahsen Hanım, niye böyle Göksu'da tekne gezintisi yapar gibi yavaş hareket ediyorsunuz? Göksu? Göksu neresi? Tamam, Boğaz'da tekne gezintisi diyelim de öyle anlayın işte. Ay Boğaz'da tekne demişken, evlilik teklifini anlatayım ben sana dış ses. Anlatın ama bu arada cam da çok güzel oldu. Hakikaten güzel oldu. Aydınlandı bir. Ay Allah! Allah! Canını almaya benim! Kadir! Allah seni kahretmesin. Kadir süpürgeyi kurtar, süpürgeyi kurtar. Çek, 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 kız çek, çek. Her yer su oldu. Allah! Neyse ki pis su düşmüş. Temizi burada. Emmiyor kız, bez getirsene. Hiç paniğe kapılmıyor. Evlilik teklif falan dedik, tabii kafa gitti gene benim.
Aşktan. Sinirden ne aşka? Aşta var da sinir daha çok. Koskoca telefonu İstanbul'un boğazına armağan ettik. Kim? Biz. Sebep? Düşürdü. Anlamadım, evlilik teklifi dedin. Şimdi evlilik teklifi edecekti. Ben ona dedim ki Karadeniz turuna gidelim. O dedi ki ya boş ver, ne yapacağız turda falan filan. He. Dedi kalabalık güzel bir şeyler yapalım. İyi dedim, madem yapalım. Dedik işte İstanbul'a geldik. Ondan sonra tekneyle açılalım dediler. Açılalım tamam falan. Neyse bunlar işte bana, ama benim haberim yok. Bunlar konuşuyorlarmış. Plan yapmayı da beceremiyor bensiz. Ondan sonra bunlar beni işte eşime aldı. Dedi ki sahile inelim. Bir net gelecek. Ben sanırım mekana gideceğiz. Bunlar deniz kenarına bir şey yanaşmaya çalışıyor ama yanaşamıyor yani. Başkaları var. Onlardan bizim tekne yanaşamıyor falan filan. Ben bunları içeride gördüm. Anladım zaten sahilde turlarken. Neyse bunlar teknenin yanaştı. Teknenin içinde arkadaşları gördüm. Teknenin içinde 15-20 kişi bizim gönenden arkadaşlar. Herkes İstanbul'dan eş, dost, kim var kim yok almış gelmiş. Yanaştı bunlar. İyi kötü biz çıktık. Ben sanıyorum yukarı katta eller havaya falan olacağız. Millet kendini içeri kapamış teknenin içine. Beni aldı, çıktık. İşte öyleydi, böyleydi. Benimle evlenir misin falan filan. Ben evet dedim, aldım çiçeği falan, böyle kaldık. Ne kamera çekimi, ne bir şey, ne bir konfeti patlat. Bir şarkı çırıttır, türkü bağıttır, yok. Millet aşağıda, beni tamam canım dedi, indik aşağı. Bu ne dedim, böyle iş mi olur? Arkadaşlar kabul etti haberiniz olsun. Aa ne? Ondan sonra bir daha çıktık. İşin orijinalliği şov kısmına geçtik. Bu sefer hurra ikinci kata çıktık. Konfetler, muhfetler işte bağırış çığırış. Videolar öyle çekildi. O anda çekilmesi lazımdı evet derken. İlk işte plan edemiyorlar. Ben onlarla buluşunca dedim böyle böyle yapalım. Niye gene ikinciyi çektik? Sonra aşağı indik. Tabii onun telefon kaliteli o zaman. Portre mortre çekiyor. Ondan çekiniyoruz her şeyi. Aşağı inmiş bunlar. Ben arka taraftayım. Bunlar teknenin önünde. Tekne de duruk. Yanda da bir tekne var. Millet boyuna atlayıp duruyor denize. Ben de dedim ki ben de mi atlasam falan filan. Hani önden çıkarım işte. Aa canım aşkım bilmem ne. Kaptan geldi dedi ki bacım dedi yapma dedi. Kapılır gidersin teknenin dedi. Akıntı var aşağıda dedi. Ondan sonra adam ben atlamayayım herhalde diye bastı kontağı. Biz başladık gitmeye. Bunlar da önünde fotoğraf çekiniyorlarmış. Sen sarsıntı haldır huldur benimki düşür telefonu. Bütün resimler gitti. Bütün resimler gitti. Taksiti bitmemiş, telefon gitti. Geri geleceğiz, yeni telefon masrafı. Ben bunları zaten bir aklımdan duydum, geçirdim. Evlilik teklifi ettiği gün mü oldu? Evet. Evlilik teklifi etmeyip de... Uğursuzluk. Şaşırdık mı Kadir? Hiç şaşırmadım. Az önce olandan sonra... Hakikaten kovaya girdi. Sen kendini. Bir hoca arıyoruz gerçek ama yok. Bence de. Buradan Nihat Hatipoğlu'na sesleniyorum. Nihat şu hocam. Şu bayana bir oku sen Nihat abi. Nihat hocam bana bir üç kulağa bir elham. Sana kurşun murşun döktürmek lazım. Onu düşündüm. Nasıl bir şey? Her gün her ayrı yerimden bir uğursuzluk akıyor. Valla paçandan aktı kesin. Her yer paçalar, su. Paçalar su içinde kaldı. Kahtalar indi hep suyu. Kaynananız bir şey diyor mu bu durumunuza? Sen kaynanana temizliğe falan gittin dedi. Böyle şeyler yapıyor musun? Ya o hiç elimi hiçbir işe sürdürtürmüyor. Bence de sakın sürdürme Sıdıka teyze. Evinin sağlığı için sakın. Benim de böyle Kadir, gelinim ben olsa eline gırgır bile verme. Bezimin üstüne otur da ben şu cam gitti gidiyor. Şunu gitsin. Şunu hallediyorum. Aman kızım ne olur sen bir şey elini sürme. Evimiz bugün sağlam kalsın. Aynen öyle. Telefon melefon öyle kaydı gitti yani. Ahsen haydi. Tamam cam işi. Cam is everything okay. Kadir onların hepsini boşaltacak mısın buraya? Yok yok zaten bir kat silip bir kat bırakacağım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Nasıl hoş gidiyor? Bulduk. İyi Engin abi. Bunu yaptım, bunu yaptım. Bunun altında abinin eşyaları var, girmiyoruz. Bunun altını, üstünü, her yerini yaptım. Bu kaldı, cam bitti. İyi bir olmuş de... ama en azından yerler temizlenmiş. Aynen, daha yerleri silmedik ama. Koltuklar zaten temizdi ama sizince daha temizliği ortaya çıkacak. Ona göre puanımızı vereceğiz. Bacaların etrafını sildin mi? Neyi? Bacağın. Şu kısmı alacağım. Bir de şurası felaket. Aklı biraz ona değeceğim. Ben bekliyorum. Aynen baca dibine. Biz de zaten senin bacayı beklemeni bekliyorduk. Bugün ilk sefer bacayı görünce senden bahsettik. Engin abi? Bir şarkı yapmıştım arkadaşım için. Gene benim içimde mi? Dinleyelim oğlum. Abi oku. Allah'ım. Hadi dinle. Evin ortasından tozları alıp kuytu köşede
Bırakmışsın sen böyle temizlik. Olur mu dostum? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Şinanay nay 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 şinanay nay 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 nay. Sen bunu oynadın, hoşuma gitti. Sana yazdım, teşekkür ederim Bükşen. Teşekkür ederim Engin abi, güzel yazmışsın. Buzdolabının yanında da küçük bir dolap var, onun altında özellikle dikkat edeceğim. Örümcek abi falan varsa puanımı özellikle oradan kıracağım. Sen yapıyorsun bu işi ama temizliği de ben yapıyorum. Göreceğiz. İzin verirseniz devam etmek finalde istiyorum. Finalde göreceğiz. Dış ses süre. Arkadaşlar şu an tam 53 dakika kaldı. Yani yetiştiririz, zaten basit bir evdi, kolay bir evdi. Yetiştirmesi kolay gerekiyordu. Kolay bir evdi, mutfak kesinlikle falan kolaydı. Çok kolaydı, evet. Kesinlikle kolaydı. Hiç de kolay değildi, seninki kadar kolay değildi yani. Hiç şimdi beni germe istersen. Bir şey göreceğiz. İstersen gelin. O sana kalmışmış. İstersen gelin. Ama canım, kolaydı yani. Hiç burada de kolay şey falan değildi. Kısasa kısas yapacağım dedi sen zaten. Dün yaparsın. Sen de tabii ki bakacağım şimdi. Yok. Ama eşya kalabalığın yok da mı? Fazla koltuk yok. Oradan yani şanslısın. Abi koltuk falan yok da ben mutfağa içli dışlı girdim. Cama kim girdi? Sen dün benim camımı görmedin mi? Kapım vardı, camı koskocaman, senin camın küçücük ve sen sadece senin salonunda içten da bir şey yoktu. İki koltuk, iki ben masa. Ben şu an camdan bahsediyorum. Senin tamam, camın küçücük, sadece önünü siliyorsun. Hani arkasında silmiyorsun sen. Hani bir de diyorsun ki kolay değil. Ben mutfakta her yere girdim Sultan Hanım. Sen tamam, atlayıp sen girdim, girmedin ama. Ben de her yere girdim. Ya seni zaten mutfağın hem kolaydı hem de arkaya atlayıp girmedin. Senin kolay, senin ha, kolay, kolay bekle kolay. Kolay, kolay falan değil. Kolay. Hiç saçmalamayın yani. Ben o zaman sen de dün saçmalıyordun. Vallahi bilmiyorum, arkadaşlar da benimle aynı fikirdeydi. Hep beraber benim mi saçmaladık? Şimdiki arkadaşlar da benimle aynı fikirde. Finalde göreceğiz. Yani. Finalde göreceğiz sonra kimin hangi fikri olduğunu. Aynen öyle. Hadi canım. Aynen. Hadi Engin abi, görüşürüz, bay bay. Yaptık finali yani. Diyeceğim. Engin abi dün Ahsen'leydi, bugün de Sultan'ın yanına geçmiş. Kız tövbe. Kadir, Sultan var ya dün bizim yüzümüze bakmadı. Bugün ne oluyor aralarından su sızmıyor? Yarın alacağım hepsinin ifadesini. Günümü bitireyim. Bence temizliği anlıyor ama detayları çok kaçırıyor. Söylediğinin arkasında kesinlikle durmayacak, bana dün çok söyledi. Kesinlikle detaylara gireceğini düşünmüyorum. Yetiştiremez. Sultan, bu senin için. Ne olacak şimdi orası Ahsen Hanım? Bu kabaracak şimdi. O ara yerimi alıp koltuğumu ittirip devam ediyorum. Hepsi benden korkuyor bence. Dün puanlamada onu gördüm. Herkes korkuyor. Şimdi de biri 3 versem o da 3 verecek, o da 3 verecek. Hepsi kafasında sana 2 tasarlamıştı. Sen Hanım şimdi ne yapıyorsunuz? Baca akmış, onu alacağım. Siz sildikçe altından iz çıktı Ahsen Hanım. Çıktı demek ki böyle bu dibi içindeki şey kendi siyahlığı aktı. Üstündeki yağ kir tabakası kalktı. Dolabın boyası bile çıkmış. Bu kadar çıkıyor diyorsunuz yani. Vallahi sildik, sonra silmedi milmedi etmedi olmasın. Vallahi orası sizinle rakipleriniz arasında. Ona biz karışamayız Ahsen Hanım. Ahsen Hanım'ın salon temizliğinde sona yaklaşılırken yarışmacımız ve Kadir iki koldan çalışmayı sürdürüyorlar. Diğer suyu da geldi. Kadir, ne zaman çıkıyoruz salondan? Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz, son 5. Ne kaldı yapılacak? Bir tek yer mi kaldı? Şu anlık yer görünüyor. Aynen. Sadece 20 dakikanız kaldı, ona göre. Tamam, 15 banyo, 5 mutfak. Halledeceğiz, yapacağız bu işi. 15 dakikada o banyodan nasıl çıkacaksınız? Şu banyoda bir şey yok hemen. Onu düşünüyordum. Duşun içini falan şey fırça mırça gireceğiz Allah ne verdiyse. Ahsen şifonyeri çektin mi? Yaptım. Tamam, onu çektim. Onu yapıp böyle ittirdim. Hadi onu bir it. Hadi çabuk 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 çabuk. Sultan ve Ahsen arasında temizlik konusunda pek fazla bir fark göremiyorum ben. Hadi o güzel sesini yap. Evde silmedik, girmedik, yer bırakmam. Her yeri ovalarım hep, çitilerim hep kadir. Her yere tertemiz kadir. Gitsin dertlerimiz la la la. Hadi artık çıkalım şuradan. Kapının ağzını da aldığımız gibi doğru banyoya. Hadi. Haydi. Hadi bakalım, yapın son rötuşları da girelim artık banyoya. Hemen eldivenler, banyoya gidiyoruz. Ver 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 ver.
Bak ters ters de. Neyse içeri gir hadi. At leğenleri çoraplarıma. Kız ters onlar. Vallahi ters. Getir. Kadir vallahi sen de olmasan ne yapar bu yarışmacılarımız hiç bilemiyorum. Lipo eldiven ver hemen. Temizlik anlamında Ahsen'in pek başarılı olduğunu zannetmiyorum ama eminim Kadir'le çok eğlenmişlerdir. Banyoda yeni yıl rüzgarı. Bak her yeri jingle bell yaptım. Na 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 na. Bir kova verin bir su yapalım. Hadi buraya kadar geldik, hadi Ahsen. Ah sen burayı bitirsen, ah sen banyoyu bitirsen. Ah sen var ya sen, gözümün kendin nuru, gözümün bebeği. Sen var ya sen. Fırça da bana verin. Ahsen Hanım bir şarkı söylüyordunuz az önce. Devamı yok mu onun? Murat Boz'un bir sağ. Ben özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitemlerim. Allah botlara bot su iriye. Sen üzülme acıdan bu sözlerim. Karşımda görsem dolar gözlerim. Hiç ömrümde bu kadar romantik banyo temizlememiştim. Şey bizim fıskiyemiz çalışıyor mu? Çok az bir su geliyor. O zaman kovayla su alıp atmaca gibi yapacağım. Ahsen Hanım, eşinizle ortak şarkınız var mı hiç? İkinizin de sevdiği bir şarkı mesela. Elbet bir gün buluşacağızı, o hep buluşacağımıza inandığı için onu çok seviyordu. Hadi onu dinleyelim sizden. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. Zeki Müren mezarında ters döndü. Ah, Zeki Müren'in miydi ya bu? Evet. Ben ondan dinlememişim. O acın. Ben Muazzez Ersoy'dan seviyorum. Şimdi anıyor musun? Nasıl kirler bunlar ya? Neden buradasınız acabası? Ama üzgünüm ki goodbye my love. Gidişiniz olsun da dönüşünüz olmasın inşallahsa. Hızlı olun biraz Ahsen Hanım. Son 4 dakika. Aa, 4 mi? Mutfağa gitmem lazım. Siz önce bir banyoyu halledin de. Gerçekten farkımı fark edene gerçekten çok farklı davranacağım. Ne demek istediniz? Yani işimi görene, ona göre puan verene ben de ona göre bakacağım edeceğim. On dakikayı da bulamadın Ahsen. Hakikaten ya, neredeydi o? Masanın altında falan galiba. Çek çek, üstesinden geldik bu işin de evelallah. Kadir, son 1,5 dakika. Aa, hemen çek 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 de çekmemiz lazım. Küvetin dibindekileri de alıyoruz. Haydi Ahsen, haydi. Haydi, bitti. Haydi gidelim, haydi, haydi gidelim, haydi, haydi gidelim, haydi. O kadar iş yaptık, o kadar iş yaptık, puanı hayırduk. Aynen Kadir. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, finish strike. Finally gerçekten tükendim çok yaraları açan. Dağılmıyor içimdeki duman. Sen istersen yanalım o zaman. Gel artık final. Yetmiyor gücüm. Yetmedi artık. Evet Kadir, bir günü daha geride bıraktık. Haftanın 3. gün temizliğini Ahsen'le yaptık.
Düştük, kalktık, yuvarlandık. Evimiz çok eski ve çok kirli bir evdi. Bayağı uğraştık. Peki, 10 dakikayı bulamadık. Tuvaleti nerede? Sence neredeydi? Gözlerimi takip et. Şu zıkkımın arkasında deme. Bak, gözüme bak bir. Şof beni kaldırttırdıydım ya. Görünmeyen yerler temizlik puanını bulamadı. Yanına oysa, dokundum ya. Sana bir şey diyeyim mi? Şu anda seni var ya. Var ya, belki beni artık... Beni bir şeyler yapardı bana, çok bir şeyler yapardı. Neyse, yine de biz 4 saatte elimizden geleni yaptık. Sadece 10 dakikamız daha olsaydı küçük bir iki detaya daha bakabilirdik. Ama önemli olan bitirebilmek. Banyomuza da girdik, her yerimizi bitirdik. Hadi kalk. Kalk gidelim, her yer ıslandı. Temizlik benim işimde, ah senle finale gidiyoruz. Yani, hayalindeki ev nasıl bir tabii evdi? Tabii sultanınki kadar kolay bir ev çıkmayacağını biliyordum. Şu an sultana haksızlık yapıldığını düşünüyorum ben. Neyin haksızlığı yepyeni evde? Dün kendisi bana prizden bahsetmişti. Prizleri yapmamış. Ay yok artık! Ki aksesuarın üstü toz içindeydi. Alınmamış, ellenmemiş. Yılan fobim var, dokunamadım ona. Beni ilgilendirmiyor. Buradan çıkıyorum. Sana da fobim var artık. Benim de kesinlikle sana var. Yapması gerekiyordu bir zahmet. 10 dakikayı da bulamadığı için... Belki detaylı bir temizlik yapmadığı için 10 dakikayı da bulamamış. Ben bugün çok mutluyum çünkü yapamamış. Sen evde otur git, tamam mı? Temizlik yapma. Ben senin evde temizlik yapıyorum. Evinde temizlik hep yap zaten. Hep yapıyorum, çünkü her sen, zaman. Temizlik senin işin değil. Haftanın üçüncü gününde Ahsen Hanım'ın temizlediği ev karşımızda. Yarışmacımız evimizin salonunda fırtına gibi esti. Önce örümcek ağlarını aldı, ardından camları, çerçeveleri, koltukları ve hatta duvarları bile silip temizledi. Hanımlar beyler, salon bittiyse buyurun mutfağa geçelim. Evimizin mutfağında temizlik türlü aksiliklerle başladı. Bir su sorunu yaşandı, bir ışıklar kapandı. Ama Ahsen Hanım yılmadı. Tüm engelleri aşmayı başardı. Ahsen Hanım hızlı ve pratik çalıştı. Ancak zaman kaygısıyla mutfaktan bazı eksiklerle ayrılmak zorunda kaldı. Arkadaşlar, şimdi de sırada banyo var. Ahsen Hanım'ın banyosu uzun zamandır temizlenmediği için oldukça kirliydi. Ahsen Hanım banyoda kısa sürede iyi bir iş çıkardı ama bakalım dişli rakipleri bu temizlikten memnun kalacaklar mı? Engin Bey, siz de hazırsanız artık finale geçelim. Yani, hayalindeki ev nasıl bir tabii evdi? Sultanınki kadar kolay bir ev çıkmayacağını biliyordum. Şu an haksızlık yapıldığını düşünüyorum ben. Neyin haksızlığı yepyeni evde? Dün kendisi bana prizden bahsetmişti. Prizleri yapmamış. Ay yok artık! Ki aksesuarın üstü toz içindeydi. Alınmamış, ellenmemiş. Yılan fobim var, dokunamadım ona. Beni ilgilendirmiyor. Buradan çıkıyorum. Sana da fobim var artık.
Benim de kesinlikle sana var. Yapması gerekiyordu bir zahmet. 10 dakikayı da bulamadığı için bana belki detaylı bir temizlik yapmadığı için 10 dakikayı da bulamamış. Ben bugün çok mutluyum çünkü yapamamış. Sen evde otur git, tamam mı? Temizlik yapma. Ben senin evde temizlik yapıyorum. Evinde temizlik hep yap zaten. Hep yapıyorum. Çünkü her sen zaman. Temizlik senin işin değil. Temizlik benim işimde haftanın 3. gün finaline karşınızdayız. Ve 3. gün yarışmacımız Ahsen'di. Ahsen elinden geleni yaptı. 4 saatte çalıştı, çabaladı, uğraştı ve evimizi temizledi. Peki Ahsen nasıl bir ev çıktı sana? Haftanın başından beri tahmin ettiğin tarzda bir ev miydi? Yoksa hayalin üstünde kirli bir ev mi çıktı? Yani şöyle, mutfakta duvarlarda, evde ocak olmamasına rağmen duvarlarda yağ vardı. Fırın sayısı beni çok şaşırttı. 3 tane fırın gerçekten. Duvarlarda, dolaplarda kir vardı. Duvarlarda yağ vardı. Böyle yani, bir ev çıkacağını tahmin ediyor muydun? Yani, hayalindeki ev nasıl bir evdi? Tabii Sultan'ınki kadar kolay bir ev çıkmayacağını biliyordum. Taş yine Sultan'a gittim. Yok, kolay devi çünkü. Peki, hazır mısın o zaman yorumlara? Hazırız evelallah. Bakalım arkadaşlara nasıl yorumlar yapacaklar. İlk Nur, senden başlayalım. Elini koluna sağlık. Teşekkür yine ederim. Yine verilen bir emek var. Bilmiyorum kendi günümde ne olacak, başıma ne gelecek. Çok konuşuyorum ama kendi günümde belki boş konuşmuş olacağım ama olmayacağım. Hani yine ince detay dedik, evet. Hani detaylarda ben örümcek ağlarını yine gördüm. Hani ben neresinde? Burada, mutfakta ve tuvalet banyoda. Burada mı? Evet. Burada nerede gördün? Bak şu yukarı bak. Küçük bir çizgi. Yani. Şu şeylerin arkasında var. Valla oraları şuradan falan başladık, çeke gittik. Oturma odası, tuvalet banyo ve mutfakta dikkat ettiğim ayrıyetten bir konu da kapının tozları. Peki. Mutfak da aynı, tuvalet banyo da aynı. Tozlar var yani. Peki 4 saatte yapılabilecek bir temizliğin en iyisi oldu mu İlknur? Bak şimdi şöyle bir şey var. Evet 4 saatte dolap yaptım. Dolap içlerine girdik, fırınlara girdik. Onlar bir şey demiyorum ben. Bir de şimdi arkadaşlara söz hakkı vereceğim. Çünkü onlar da gördüler her şeyi. Banyoda duşakabı, hani fiskenin olduğu yer yıkamışsınız ama çamurlar olduğu gibi duruyor üstlerinde. Ben duşu hiç kapatmadım. Musluk hep aktı zaten. Üstü beyaz olan şey var ya, beyaz. Tamam, onun üstünde şofben. Olduğu gibi. Şofbenin üstünde zaten puan vardı. Bulamadım onu. Yani yanlara. Ha çamur lekeleri üstünde. Yanları üstünü çitiledim. Yanları sildi, üstünü sildi. 10 önünü de fırçaladım, yanlarını telledim, tepesini ellesem zaten. Tepe zaten önü böyle, önüne baktığın zaman şu priz gibi, önü zaten böyle lekeler olduğu gibi çamurlar üstünde duruyor. Hani peki. Suyla silinmiş ama hani tam tepeyi ellemedim. Yani. İki gündür hep olmayan yerleri söylüyoruz. Peki 4 saat boyunca uğraştık, beğendiğiniz yerler neler? Biraz tamam, oradan dinleyin. Şimdi evet evi süpürmüş, paspas etmiş, camları sildiği kadar silebilmiş, tozları almış. Evet mutfak dolaplarının içini dışını her tarafını silmiş. Buzdolabını da sildiniz herhalde. Evet. İçini o yaptı, üstle yanları ben yaptım, arkayı ben yaptım. İçindeki tüm kapları çıkardık, mutfakta yıkadık, geri getirdik. Şimdi buzdolabının yanına baktığın zaman yaradan aşağısı silinmemiş. Hatta yani, benim tulum falan yırtıldı. İki tarafında öyle indim ama oralar işte son yani. Yaradan aşağısı çünkü duruyor. Ben sana şöyle söyleyeyim, ben şimdi koltuklardan oradan başlayıp alttan sile sile, koltuklarla beraber sile sile kapıya doğru geldim. Bu buradaydı, şu kapının önündeki şuradaydı. Onları falan dolana dolana geldik. Salondan çıkım aşaması, salona çıkan aşamada yanları o ara yaptık. İlknur, sence dün Sultan'ın temizliği mi, bugün Ahsen'in temizliği mi? Detaylara baktığım zaman evet, ikisi de aynı detayları unutmuş. Şimdi silindiği yerleri beğendiysen, şimdi benim salonumun küçük detaylar çok küçük kalmışsa, sence 4 saatlik bir yarışmada o detaylar kalabilir mi? Ama benim için önemli olan şu Kadir Bey, yani bu eve girdiğin zaman öncelikle neye bakarsın sen? Yukarıya bir bakarsın, ne var? Örümcek ağ var mı vesaire? Ben geldiğim zaman kapı ya da sehpanın tozuna bakarım. Yani bu koltukta oturduğum zaman bunun kir mi pis olduğunu anlayamam ki. Peki. Düşman puanını vereyim. Ayağı, dost yüze. Bak, ben şu an senin dost mu düşman mı olduğunu tam olarak anlayamadım. Hayır, ben herkese hakkı olan puanı veririm. Buyur İlknur, senden puanını alalım. İlknur buyur, Ahsen'e verdiğin puanını açıkla. O zaman açıklıyorum. Yani dediğim gibi kapıları unutmasaydım ben inanıyorum onun 4 yapacağına. Yani, çünkü o onlara falan takılıyordu, kapıya falan takılıyordu. Hatta demiş bile olabilirim yani. Aa, peki, kapıyı yapmam lazım kaç falan vermiştin diye. 3. Sultan'a kaç vermiştin? Yapıldığını düşünüyorum ben.
Neyin haksızlığı yepyeni evde? Yapamadın. Şu an haksızlık yaptığını düşünüyorum ben sana. Haksızlık yapmıyorum. Sen Engin abinin evi için ben o evi 3 saate bitiririm dediğin halde lafın arkasında durup da eğer dursaydın dün sen kendi temiz evinde 3 saate bitirip çıkacaktın o zaman. Temiz evde demeyin şuna. Şimdi mesela temiz ev olsa ben ne yaptım o evde? Sen o evde hiçbir şey yapmadın zaten. Önemli olan o zaten. Yani yaptığın bir şey yok. 10 yıldır temizlenmiyormuş bu ev. Nasıl yapmadım? Ne yaptın zaten? Örümcek duruyor. Korneş şey peki, duruyor. Peki sultanı gününe tekrar dönmeyelim. Puanın için teşekkür ediyorum. Melike senden devam edelim. Buyur. Ya 3 hak ettiği için ben ona 3 verdim. O da 2 hak ettiği için ona 2 verdim yani. Bu. Arada bir fark hani yok. Ah Sencim eline koluna sağlık. Teşekkür beklediğim ederim. Beklediğim gibi bir temizlikte. Mutfağı falan Allah var çok özendim. Dolaplara çok özen. Mutfak dediğin için mutfaktan bir başlıyorum. Bir de mutfak eski olduğu için o şöyle köşeleri var ya oralara şey yaptım. Hani takılacağınızı düşündüğüm için. Evet. Oralara orayı niye tırnaklamadınız? Burayı niye tırnaklamadınız? Bugün tırnaklamadınız. Prizlerimi falan mesela prizleri falan ben hiç atlamadım. Bak prizlerde çok özendim Allah var. Aynen prizlerde bir sıkıntı görmeden mutfaktan bahsedelim. Mutfak dolabının ön tarafı güzel. İç ve dış olarak güzel. Yalnız uzun bir dolap vardı kapının tam yanında. Hı hı. Onun üstü yapışıyor. Elimi sürdüm. Oraya hiç bez sürülmemiş sanırım. Mutfağın kapısının üstü. Sanırım oraya sıktın bir şeyler. Silmeyi unuttun. Full akmış. Valla ben işte duvarlara falan artık orada halır olur ne denk geldiyse sıka sıka gidiyordum. Orası full akmış çünkü sapsarı duruyor. Kapı mı? Kapının üstündeki fayans. Büyük beyaz fırının kenarının sadece görünen yeri yapılmış. Kolumun gittiği yere çıkmadı kadar. Çıkmadı mı o? Onun en üstünde mermer vardı. Ondan mermer yapışık mı? Evet o yapışık yapışık biz baktık. Tezgahın altındaki dolap yine öyle. Orada onu yeri çıkarken, yeri alırken orayı da tamam aldım. Yer amenna temiz ama lavabonun altındaki açılan kapaklar var ya oranın içi. Dışı silinmiş içi duruyor. Kapakların içi. Orası duruyor. Banyoya geleyim. Banyoda şofbenin yanındaki küçük aparat hiç sünger sürülmemiş. Klozetin içi güzel. Bu dış tarafı var ya. Kaldırdım. Etrafı. Ayak kısmı. Ayak kısmı. Orası sanırım. Valla sol tarafını falan çok iyi yaptım. Sağ tarafını küvet fırçayla. Tarafı. Küvet tarafı. Küvet tarafını telledim. Sağ yok. Ayağının duruyordu, ben o kenara bir de şu alt yerlerini aynen. Biliyorsun. Salonda koltuklarda falan zaten koltuğun altını falan çevirdim sunta. Tamam silmişsin zaten onu söyleyecektim. Koltuklar güzeldi. Salonda hani ben pek bir şey bulamadım. Eline koluna sağlık temiz yapmışsın salonu. Teşekkür sadece ederim. Tek takıldığım yer mutfak ve o klozetin orasıydı. Yani beklediğim gibi bir temizlik yapmış Ahsen. Elimden gelenin peki, en iyisini sence yaptım. Sence de Sultan'la Ahsen'in temizliğinin arasında bir fark var mı? Varsa hangisi daha farklı yaptı? Ahsen'in evinde sabah girdiğimde çok ağır bir koku vardı. Şu an finaldeyiz ve ben o kokuyu hissetmiyorum. Melike'cim hala soruma cevap alamadım. Sence Sultan'ın temizliği mi Ahsen'in temizliği mi? Ahsen'in. Ahsen'in temizliği. Melike buyur. 4 saatte yaptığımız temizliğe içinden gelerek kaç puan veriyorsun? Tekrardan eline koluna sağlık. Sana verdiğim puan. Yani işte kötünün iyisi bir puan ama tabii ne bileyim 4 falan beklerdim. Melike ile ilk dur kendi gününe oynuyorlar. Ben bugün onu fark ettim. O kadar saydı 3 puan verdi. Niye bana 2 verdiniz siz? Sultan senden devam edelim. Dünün yarışmacısısın. Evet salona geldim. Temizlik yapılmış. Çekmeceler yapılmamış, içine girilmemiş. Dün kendisi bana prizden bahsetmişti. Prizleri yapmamış. Ay yok artık! Yani ben bu şu tırnakla, yani şu parmaklarım... Hangi priz? Mutfaktaki. Yok artık elektrik çarpıyordu yani. Her neyse. Bana bacadan bahsetti kendisi dün. Lekelerden bahsetti. Ama yani, anlattı az önce o leke. Baca geldiğinde böyle eski... Peki bu ne lekesi yani? Şunlar ne lekesi? Sen o kadar bahsettin. Televizyonu silmişsin. Benim camımdan bahsediyordun. Senin televizyonun buğulu. Kesinlikle net değil. Hani bir bez vurmuş çıkmış. Kapı toz içindeydi arkası. Çerçeveden bana bahsetmişti. Kesinlikle kendisi çerçevenin üstünü almamış, toz içindeydi. Ayrıyeten şuradaki aksesuarın üstü toz içindeydi. Alınmamış, ellenmemiş. Yılan fobim var, dokunamam. Beni ona ilgilendirmiyor. Buradan çıkıyorum, mutfağa giriyorum. Sana da fobim var artık. Benim de kesinlikle sana var. Mutfağa geçiyorum. Mutfakta 3 tane fırın vardı. Yapması gerekiyordu bir zahmet çünkü ocağı yoktu. Hanımefendi buzdolabının arkasına girmiyor. Oralara hiç girmiyor, el sürmüyor. Ben bir zahmet yapmak zorundayım. Evet çünkü ocak yoktu. Hani onu uğraştıracak bir şey yoktu. Bir tane ocak yoktu ama 3 fırın vardı. Yani
Hani eşleşmiş yani. Çok pardon, bir şey diyeceğim. Şimdi fırının bir tanesini fırın olduğu için silsek. Evet. Diğer fırında ocağın yerine silsek, bir diğer üçüncü fırın senin için fazla değil mi sence? Mikrodalga vardı benim elimde ama. Ayrıyetten doğalgaz borusu mu diyeyim ne diyeyim, iki tane böyle. Ona kesinlikle ellenmemiş. Şaka yapıyor herhalde. Gösterebilirim. Benim onu çitilediğimi sen görmedin nerede mi? Nerede boru var doğalgaz? Fırının yanında. Boruyu yapıyorum hani gör, en azından bir eldeysin. Ha su borusu, su ince boru, uzun. He. Sen hatta dolabı buraya çekerim dedin ya sana boru. Sen, o boru yapılmamış mıydı? O borunun ilk hali neydi, son hali neydi? Ben yapıldığını görmedim. Ben o boruyu şu çok kirliydi. Kapısı yine silinmemişti, toz içindeydi. Yine silinmemişti. Salondan çıktık. Mutfağa gittik. Mutfaktan çıktık. Dedi ki son 5 dakikamı dedi mutfağa ayıracağım. Kapım kaldı dedi. Bir iki yer daha söyledi. Tabii buradan çıkana kadar mutfağa vakit kalmadığı için hepsini banyoda harcadık. 10 dakikayı da bulamadığı için banyoda sürdük. Belki detaylı bir temizlik yapmadığı için 10 dakikayı da bulamamış. 10 dakikanın her yerine dokunmuşum, tepesine dokunmamışım. Fırçayla sürttüğüm halde düşmemiş. Banyodan devam ediyor. Öldürüyor beni bu kadının yorumu. Siz banyo ya özellikle Sultan ya. Sen hiç bakmadan çıkmışsın. Küveti nasıl telledik, küveti nasıl kanırttık, çıkardık. Lavabo aynı şekilde, klozet aynı şekilde. Sen hakikaten gözüne gözlük falan al yani. Engin abide de kendini... Daha Engin yorumunu yapma. Hayır, Engin abide de bir gözlük evinde muhabbeti ol. Yani görme, yapılanı ama ben görmüyor. Orada ama yapılanı görmüyor. Şimdi Engin'in evinde sen de iki verdin, o da iki verdi. Onun göremediğini hayır, sen niye görmedin? Sen o yapılana yapılmadı dedi. Sizin o yapılana ben yapılmadı düzelttim dedi. Yanlışımı düzelttim ben. Dedim evet kusura bakmayın dedim. Hani ben düzelttim yani. Her neyse. Kadir Bey yaptı diye. Banyodayım. Banyoda havalandırma cam değil mi? Camı da sildik. Pencere. Evet. Gene bir şey olmamış. Elimi mı vurduğum gibi kömür gibi. Şu arası an vurup gelip kısmı mı? Şu an vuru getirebilirim yani. Camı mı getir? Camı getirmeyeceğim. Kiri o kadar kirli ki banyo camı açacak. Camı açmıyorum. Kapalı. Sen camı açtın, duvara dayandı ya, önünü yıkadın herhalde. Arka kısmı mı kırıyordu? Duruyordu. O da yan komşunun banyo penceresi yani. Dışa baktığı için mi acaba? Bir de ben dün diyordum istiyorsan git bak, şimdi sen gidip bakabilirsin. Aynı şeyler. Dediği o arka lazım taraf tamam, orası kaldı. Çünkü açtım indirdiğim gibi aynen vurdum şeyi. Peki Sultan buyur, senden de puanını alalım. ABC mi? Böcek. Evet. Çok pardon, buyur Sultan. Ben bugün çok mutluyum çünkü yapamamış. Sultan buyur puanını ver. 1.5'tan tabii ki 2. 1.5'tan 2 nasıl oluyor? Kısasa kısas oluyor bunun adı. 1.5'tan 2 yani 1.5 derecelik bu ev. Hani 2 veriyorum. Ama 1.5 veremem. 2 veriyorsun. 1 veremem çünkü tamamlamış. Hani o yüzden 2. 1 verirse zaten biz sana verirdik zaten. Aynen. Seninki de ikilik bir ev aynen değildi. Benim zaten evim ikilik bir ev değildi ki. Ama sen çok iddialıydın kesinlikle ya. Kesinlikle değildi. Ben kaçlıktı? 5'lik mi? 5'lik değildi ama 4 saatim evim. 3.5 saat. Senin temizlik anlayışın da o kesinlikle şekildeyse ben senin yattığın zaten yatağı, evi çok merak ediyorum. Siz zaten kafanızda kurmuşsunuz. Bu kıza 2 vereceğiz. O kafayla gelmişsiniz. Sen evde otur git. Tamam mı? Temizlik yapma. Ben sana evde temizlik yapıyorum. Evinde temizlik hep yap zaten. Hep yapıyorum. Çünkü her zaman. Çünkü temizlik senin işin değil. İlk mi sen niye celallendin? Hayır hani şimdi hani... Kadir olmuş yerler olmamış diyor yani. Yani boşu boşuna puanlar veriyor temizlikten hani anlayan insan onu eleştirir. Ya biz sana 2 verdik ama gerçekten peki, temizlikten anlayıp haklıca verdik. Sultan'ın yorum yaptığı yerlerin kirli olmadığını söyleyebilir misin? Ya söyleyebilir misin? Bir sürü de ki yani haksız Sultan burada yaptığı yorumlarda haksız çünkü oralar kirli değil. Ya Sultan şimdi onlara o detaylara baktıysa o zaman bilmiyorum hani başka detaylara bakmadı ona mı ya baktı arkadaş, o zaman? Benim o detaylara baktığı için ben de bakıyorum. Yani şimdi hangi arkadaş? Dün onda o eksikleri aradığı için bugün de aynısını aynı ondan bekledi. Aynı eksiği o da arıyor. Yarışmanın başından beri Sultan hani konuşuyor ama hani ne konuştuğunu bilmiyor. Birinci günkü evde ben bu evi 3 saate bitiririm deyip de kendi evinde 4 saat 10 dakikaya bitiriyor ve ben çok iyi bir temizlik yaptım diye konuşabiliyor. O beni sinirlendiriyor. Peki Sultan, teşekkürler puanın için. Kararlısın 2'de. Kesinlikle. Tamam. Engin abi senden devam edelim. Ben yalnız not aldım. Rahatsızdım biraz. Nottan okuyabilir miyim? Bayağı kitap yazmış. Buzdolabının yanındaki dolabın altındaki örümceklerini almadım. Ya onu yaptım üstünü falan. Evet. Yanları falan yaptım. Evet. Pekala kapının üstündeki örümcek ne duruyordu? Örümceği hiç almamışsın. Abicim girmedik işte. Yetiştiremedin yani. Giremedik. Yapmadı yani. Ya yetiştiremedin falan ya, değil ya, yani. Ben bunu yapardım ama bana onay bekliyorsun Engin abi. Yo Engin abi şey ya belli iki, o da birden iki yapacak, onun yolunu yapıyor. Hayır,
Bak sen bana söyledin her şeyi, ben de söylüyorum. Abicim senin koltuğunda bile toz vardı. Halın bile adam gibi süpürülmemişti ya. Ama göz o, var, bak, nizam var ya. Halıyı tamam, sen Kadir Bey karşı iki defa süpürdü. Ben dedim ki boyalar dökülüyor. Balık bilmezse Halik bilir. Yani, ne yaparsan ne dersen de. Için, her yeri gezdi çünkü. Kameralar geziyor. Çünkü Kadir Bey iki kere süpürdü değil mi? Dün de, o gün dedi ki hep rutubetler uçuyor, rutubetler yani. Uçuyor, yürürken bile geliyorlar. Şu an ben de kabul etmiyorum. Sen kabul etmiyorsan ben de kabul etmeyeceğim. Kapının yanındaki ne oldu, çamaşır makinesi miydi? Evet. Bunu arkası çektim. Komple silmemiş. Çamaşır makinesi çekilmemiş. Suyla çamur gibi duruyor. Çamaşır makinesi. Çalışıyordu çünkü. Çekemedik onu. Öbür arkadaş anlattı. Hani her şeyi tekrar tekrar anlatmayın dedim. Zaten ben onu çekip orada çömelip orada eğilip girecek bir mesafe yok. İkincisi girdiği gibi perdeleri merdeleri tıkıp attı. O çalıştığı için de çekemedik. Sonra çıktık gittik. Ama 5 dakika bulsam gidecektim. Ben rahatça çektim. Kendi gördün. Kapının su dolmuştu. Kapının arkasındaki çamaşır makinesi değil miydi? Hayır, kapının arkasında. Kapının arkasında çamaşır makinesi ne işi var? Var? Tezgahın altında. Tezgahın altında, evet. Tezgahın altında. Onu çektim çünkü su birikmiş ve çamur vardı. Çamaşır makinesi altı, üstü. Çamaşır makinesi niye çekmedin? Az önce aynısını söyledin ya Engin abi. Ya, bilerek yapıldı. Buradan belli değil. Yani. Makine, aynı soruları 50 kere soruyor. Onlar bana söylemediler çünkü. Söyledi. Ama bak şimdi açıklamasını yapıyor. Aynı soruyu tekrar soruyorsun. Ya, çamaşır makine. Az önce dedik ya çalıştığı için çekemedi. Tamam. Salondan çıkıp geri gidip silecekti ama süresi yetmedi. Yapılmamış. Ben banyoya keşke 5 dakika geç girseydin yani. Zaten banyoyu da beğenmiyor. Banyo camı. Çünkü antikanın aynı şekilde ben atmam lazım. Çünkü 5 dakika aynı maddeyi oraya girseydim ve banyoya girmeseydim keşke. Evet, yani. Aynı banyo camını yine bırakmışsın, silmemişsin. Çünkü o zaman mutfağım dört dört olacaktı banyo ve kapıda. Örümcek ağda kalmış banyo dolumda. Haklısın çünkü aşağı indirmişsin kapağını. Orasını silmemişsin ve orada örümcek tamamen göze çarpıyor. Aynı yorumlar. Aynı sıralamada. Ama biz birbirimizi söylemedik. Ezber mi yaptılar Sultan? Hayır. Hep beraber yazdık. Ben kendim yazdım. Hep beraber yazdık. Peki devam edelim. Valla ben evime çok güveniyorum. Yaptığıma güveniyorum. Mutfakta iki eksiğim, salonda kapı eksiğim, banyoda da cam eksiğim var. Gerisini asla kabul etmiyorum. Yapmadın etmedin dediklerini. Klozet alt diyeceğim şimdi yine söylediler. Alt kısmı boğmakta aşağısı su tutulmamış. Tamam abi, gördüğün yerleri söyle. Banyo küveti tam olarak çıkmamış. Banyoda çünkü. Başka bir şey kalmadı. Hepsini arkadaşlar söyledi çünkü. En son ben kaldığım için hiçbir şey kalmadı bana. Bilseydik önden listeyi senden liste tuttuğunu bilseydik. Bir tane sefer öyle olacak zaten çünkü. Engin abi buyur sen de puanını ver. Senin puanını da bir görelim istersen. 'Üzülen surat falan yapma. Maalesef detayları bulamadım. Hiç gibi. Üzülen surat yapma, günün geçti diye yapıyorsun. Ben Sultan'ın evi de aynıydı. Bence bu dörtlüden bu evi benden iyi temizleyecek olan yok. Hatta daha bile eksikleri kalırdı yani. Ah sen toplamda 10 puandasın. Eline koluna sağlık. Sultan ve Engin abinin kendi taktiksel hareketleri yüzünden 10 oldu. Evin hakkı asla 10 değildi. Bakalım yarınki yarışmacımız nasıl bir temizlik yapacak? Yarınki yarışmacımız kim olacak daha doğrusu? Evet, temizlik benim işimde. Haftanın dördüncü gün temizlik yapacak yarışmacımız. Bakalım keskin yorumlarıyla ikna mı yoksa kendini tehlikeye atmayan Melike mi? Biz de kapatacağız şimdi. Bugün de kapatayım dedim bakalım. Herkes gözlerini kapatsın. Temizlik benim işimde haftanın dördüncü gün temizliğini tehlikeye atmayan Melike yapacak. Yes. Melike yarın senden bomba gibi bir temizlik bekliyorum. Yapacağım. Hazır mısın? Hazırım. Özellikle ben pazartesiden beri hazırım. Ama peki. Söylediğin gibi olmayacak işte. Peki yarın Melike ile kaldığımız yerden ekranların tozunu almaya devam edeceğiz. Ama öncesinde Asena'ya puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Ahsen'in eline koluna sağlık. Mutfakta çok hızlıydı. Mutfak dolaplarının evet içlerine girdi. Ama mutfaktan sonra Ahsen bir sarpa sarmaya başladı. Bir ağırlaşmaya başladı. Banyoda küvetin içini tam anlamıyla çıkartamadı. Evet klozetin ayakları duruyordu. Ahsen bugün yorumlara bayağı bir karşı çıktı. Ama kendisi Engin'e 2 verdiği zaman Engin abi 2'nin altını doldurdum. O yüzden 2 veriyorum demişti. Bugün de puan verenler bence puanların altını doldurdular. Evet, Ahsen'in eline koluna sağlık. Evet, yarın temizliğimize Melike ile devam edeceğiz. Sakın bizi kaçırmayın. Görüşmek dileğiyle.